Ender Başkent Kulisi'ndeyiz. Hepiniz hoş geldiniz. Bizim Suriye'nin topraklarını... Evine hukuk biz bu cumhuriyeti. Mücadeleye devam edeceğimizden kimsenin şüphesi olmaz. Darbecilerle aynı çizgiye Ferhat düşmek demek. Ferhat Bey'den artmasını da bilir. Genel olarak da çok önemli değerlendirmeler de var. İyi akşamlar sayın seyirciler. Başkent Kulisi programından herkese mutlu akşamlar. Geçen hafta bazı teknik nedenlerden dolayı yayın yapamamıştık. Sizlerden de bir kez daha özür diliyoruz. Bu hafta yine aynı konuklarla ve bir konuğu daha ağırlayarak yayınımızı inşallah düzgün bir şekilde yapacağız. Bir teknik arıza yaşamadan yapacağız. Tabii programa geçmeden önce ben Mümtaz İdil, edebiyatçı, eleştirmen, yazar ve Oda TV'nin Ankara temsilcisi Mümtaz İdil'i kaybettik. Bugün de defnedildi. Bunu bir kez daha burada anmak istedik Sayın Mümtaz İdil'i. Geride kalanların da başı sağ olsun diyelim. Tabii bu haftanın önemli birçok başlığı var. Ancak en önemlisi Erdoğan'ın önce Çin, arkasından da Amerika Birleşik Devletleri ziyaretiydi ve Trump'la görüşmesiydi. Trump'la ilk kez yüz yüze görüştü ve arkasından da çok kısa bir görüşme olduğu söyleniyor. Ki nitekim de 20 dakika kısa bir süre diplomasi açısından. Acaba burada neler yaşandı? Arkasından yapılan yemekte Türkiye ile ABD ne konuştu? Hangi konularda anlaşma sağlandı ya da anlaşma sağlandı mı? Bildiğiniz gibi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bir açıklama yapmıştı. Virgül ve nokta mesabesi diye. Dolayısıyla buradan nasıl bir sonuç çıkacaktı? Nokta mı oldu, virgül mü koyuldu? Bunları konuşacağız. Çok değerli konuklarımız var. Tabii bütün gündemleri başlıklarını sıralamayacağım. Hemen ben konuklarımızı tanıtmak istiyorum. Emekli Tümamiral Sayın Deniz Kutluk, efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Anka Enstitüsü Başkanı Sayın Rafet Aslantaş konuğumuz, efendim siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ve Milli Gazete Ankara temsilcisi Sayın Mustafa Yılmaz da konuğumuz, efendim hoş geldiniz. Şimdi aslında biraz özetlemek de lazım. Erdoğan'ın Trump görüşmesiyle başlayalım istiyorum. Şimdi Erdoğan Trump'la görüştü ama 20 dakika gibi bir kısa süre. Normalde bildiğimiz kadarıyla bir 25 dakika Adnan Menderes'in bir Amerikalı başkanla görüşmesi konuşulmuştu. Bu 20 dakika herhalde bugüne kadar görüşülen en kısa konuşma. Şimdi ben burada Sayın Kutluğa dönmek istiyorum. Şimdi nasıl değerlendirmek lazım bu kısa konuşmayı? Ne konuştuğunu ayrıca değerlendireceğiz ama bu ne anlama geliyor? Ve arkasından yemekte neler konuşuldu? Türkiye gerçekten bir virgül mü koydu, nokta mı koydu? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Yoksa bir soru işareti mi koydu? Onu da sizlere sormak lazım. Buyurun. Evet, teşekkür ederim. Esasına girmeden sadece süreyi konuşuyoruz anladığım kadarıyla. 23 dakika diye benim okuduğum kayıtlarda görüşme olmuş. İki tarafın da kendi ulusal dilleriyle birbirine hitap ettiği düşünülürse aslında bu süre onun da yarısı kadar oluyor. Arada tercümanlar da yarısını kullanmış olsa gerek. Satır başlarıyla konuştukları hususları herhalde ortak basın bildirisinde taraflar farklı açıkladılar. Buna göre Garp cephesinde yeni bir şey yok görünüyor. Gitmeden önce de Suriye politikalarındaki farklılık belliydi. Satır kuvvetlerinin silahlandırılması, kimle ne iş yapılacakları konusundaki farklı düşünceler bu farklı kalmış görünüyor. FETÖ ile ilgili ne yaptılar? Bu açığa kavuşmadı çünkü karşı tarafın başkanlık bildirisi içinde bu yok. Silah verilmesi silahlı kuvvetlere bu zaten hemen hemen her ziyarette akla gelen bir konudur. Çeşitli lisans, yazılım, kod veya ileri teknoloji veya ihraç izni alınmamış silah sistemlerinden Türkiye ilgi duyar. Bölgesinde askeri açıdan önemli bir güç olması itibariyle Amerika'da bunu Anglo-Sakson partnerlerine daha kolay verirken Türkiye gibi stratejik olduğunu iddia ettiği partnerlerine vermekte nazlanır. Kongreye gider. Giderse arkasında durursa kongreden geçirir, bir süreç alır. Orada silah demodu olur. Zaten ilgi azalır. Veya kendi satış listesindekileri onun yerine koymaya çalışır. Böyle hatırladığımız birkaç grup silah var. O konuda da bakacağız dedi. Başkan bakacağız dedi. Şunu tabii ifade etmek gerekir. Başkan Amerika'da kendi karar organizasyonundaki karar oluşturucuların sözcüsü konumunda hareket ediyor aslında. Dolayısıyla aşağıda bu dönemde Pentagon'un
dış politika ve güç kullanma alanlarında söz sahibi olduğunu görüyoruz. Gerçekte Amerika'da, Washington'da karar süreçleri belli grupların birbiriyle iletişim etkileşimiyle oluşurlar. Bunlar içerisinde başkanın partisine ve karakterine bağlı olarak da değişik gruplar daha egemen, başat roller oynayabilirler. Şimdi bu aralar burada Pentagon'u önde görüyoruz. Pentagon'da tabii askeri gerekliliklerine dayalı olarak bir karar veriyor. Amerikalılar mı ölsün, onların yerine başkaları mı ölsün kararını vermiş. Burada YPG'yi seçmiş, silahlandırmış ve işte IŞİD ile mücadeleyi onun üzerinden yapmaya kendi çıkarları açısından, ki Amerikan çıkarları da gözüküyor ki öyle dikte ediyor. Böyle bir karar vermiş ve bu kararından da dönmeyeceği Türk ziyareti yapılırken biliniyordu. Dönmemiş de görünüyor. Hatta şimdi, konuyu hiç ele almamış görünüyor. İçeriye girmişken o zaman, konunun evet. İçerisine girmişken şunu sorayım. Yani bu YPG'ye verilecek silahları konuşulacaktı. Ancak Türkiye'ye verilecek silahlar konuşuldu. Şimdi bu biraz hem YPG'ye silah veriyorsunuz, YPG'ye karşı mücadele veren de bir Türk Silahlı Kuvvetleri var. Bu silahları da yine Türk Silahlı Kuvvetleri'ne veriyorsunuz. Yani bu iki silahları mı çarpıştıracaklar? Neyi hedefliyorlar? Yani neyi konuşacakken neyle karşı karşıya kaldık? Evet, ne güzel bir sual oldu bu. Bu bana 79 İran devriminden sonra yaşanan Irak-İran savaşında her iki tarafa da Amerikan yardımının, hatta silah yardımının yapılmasını anımsattı. 80-88 ayında. Arasında malum İsrail ile Amerika'nın yaptığı bir ortak çalışma sonunda İran'a gizli olarak silah sağlamışlardı. Ama öte yandan resmi olarak da Irak'ı destekliyorlardı. 8 yıl süren savaş boyunca bu aşağı yukarı böyle sürdü. Burada da ona bir benzetim açıklamış oldunuz. Bizim ilgilendiğimiz silahlar tabii satı kuvvetlerinin kullandığı ve ağır diye nitelenen silahlardan çok farklı şeyler. Sonuçta bunlar tetiğe basınca hareket eden çoğu balistik uçuş yolu silahlar. Oysa Türkiye'nin ilgilendiği silahlar böyle değil. Türkiye daha ziyade havacılık alanında derin hedefleri uzaktan birkaç yüz kilometre öteden vurma kabiliyetinde olan silahlar, bunların yazılımları ve bunların yazılımların arayüzleri bizim silahlarımızla bizim silah atan vasıtalarımız arasındaki bu tip alanlarla ilgili. Tabii resmen bizim askeri otoritelerimizin neler ihtiyacında olarak masaya koyduğunu bilmiyoruz ama açıklanandan, geçmişte de yaşananlardan bildiğimiz kritik vasıtalar, örneğin silahlı helikopter, örneğin silahlı insan savaş aracı, bunları Amerika vermemekte uzun süre direnmiştir. Nitekim zaten kötü komşu mal sahibi edermiş. Türkiye kendi silahlı helikopterini yaparak bu sürecin içinden çıktı. Şimdi silahlı İHA'sını küçük seviyede de olsa başlatmış durumda. Dolayısıyla Türk savunma sanayi aşağı yukarı yılda 600-700 milyon dolar ihracat yapıyor artık. Yavaş yavaş verilmeyenleri ikame edebilecek durumdayız. Ama Amerika tarafından bakılınca istenen bir isteği yerine getirmeyen Türk tarafının isteğini Amerika, öteki isteği yerine getirerek ilişkileri yumuşak tutmak. Hem ev sahibi pozisyonunda olduğu için hem de bu bir ilk buluşma olduğu için yeni yönetimle Türk heyetinin ilişkileri yumuşak tutmak adına bunlara bakacağız. Peki o zaman silahları da girdik. Hava savunma füzesini ne yapacağız? Yani o füze savunma sistemini nasıl kuracağız? Önce Çin'le anlaşma yapılmıştı. Tabii en son aşamada imza aşamasıydı ve hatta oradan bilgi de gelecekti. Ancak şu, o kalktı. Şimdi de aynı zamanda S-400'ler konuşuluyor Rusya ile yapılacak anlaşmalar üzerine. Bundan da ABD ve aynı zamanda NATO rahatsız. Şimdi bizim hava savunma sistemi biz yok. Yani çatımız açık değil mi? Ben yanlış tarif etmiyorum. Şimdi askeri vallahi terimlerde böyle yani. Güzel söylüyorsunuz da. Şimdi burada iki temel bakış açısı var. Birincisi, Türkiye bu hava savunma açığıyla 50 yıllık soğuk savaşı atlattı. Ve o sırada havadan gelecek füze tehdidi de nükleer kabiliyetli füzelerdi. Bu dönemi hava savunma füzesiz geçirdik. Yani bunlar yüksek irtifa hava savunma füzeleri aslında. Ondan sonra bir moda çıktı. Orta ve alçak irtifa hava savunmasından sonra biz yüksek irtifaya bakalım dendi. Bu konuda tabii düşünceler nasıl değişti? Tehdit azalırken bu ihtiyaç nasıl birdenbire şişiverdi?
Bu kısmı tam bir spekülatif alan. Ona onun için girmiyorum. Ama işin teknolojik boyutuna girince bir 10 gün önce tam teknolojiye girmiyorum. Çünkü yani Erdoğan Trump konuşuruz ama ben sadece hava savunma sistemi niye konuşulmuyor? Hani geliyorum. Hani bu şimdi, masada niye olmuyor? Çin Türkiye ile uzun zamandır hava savunma silahları ile işbirliği yapıyor. Bunlar kamuya çok yansıyan konular değil ama el altından bu çalışmalar askeri gizlilik prensipleri içinde yapılıyor ve belirli bir mesafe kat edilmiş vaziyette. Dolayısıyla ben Jinping ile yapılan konuşmada bu konu gündeme gelip gelmediğini merak ederim. Ancak açık kaynaklarda bu konuda bir şey yok. Ondan sonra dönüp Rusya S-400 çok ciddi bir silah. Tabii bütün bunlar Batı'nın entegrasyonumuz bozulur. Siz bir teknoloji alırsanız biz de entegrasyonumuz bozulur. Yani Yunanistan aldı. Bir iddia içinde. Yunanistan'ı parantez içine alalım çünkü özel şartlar altında S-300 aldı. Kıbrıs'a konmasın diye Yunanistan'a verildi onlar. Ama SA-15 aldı. Onlar daha etkili. Dolayısıyla onları alırken ses çıkarılmadı. Şimdi burada büyük bir askeri endüstriyel çıkar var tabii. Herkes bu pastanın kendi tarafında olmasını istiyor. Ama Türkiye'de ne yapıyor? En etkilisini bir kere alayım, bir daha da almayayım. Türkiye'nin derdi de bu. Onu yerelleştireyim, teknolojiyi kazanayım, ben üreteyim, ben de satayım. Türkiye'nin ana fikri bu. Şimdi böyle olunca tabii Batı'nın talepleri onlardan almayın, bizden alın. Yani iler tutar yanı yok. Öte yandan Batı'nın sağlayacağı silahlara bakıldığı zaman onlar da tartışma konusu, etkinlikleri açısından tartışma konusu. Peki. Çünkü Arap-İsrail Savaşı'nda ilk Irak Savaşı'nda denendiler. İsrail'e düşen füzelerden çok azını önleyebildiler. Sonra geliştirdikleri iddiaları var Patriot'ların. Ama bu konu belki daha çok uzmanlar arasında tartışması gereken bir konu. Burada hava savunma füzelerine evet müdahale Batı'dan var. Ancak Batı'ya müdahale, siz izin verirseniz Batı size müdahale eder. İzin vermezseniz, kaldıraçlarınız varsa, kozlarınız varsa siz onları oynarsınız ve yolunuza devam edersiniz. O bakımdan da bize verilen silahlar için hava savunma silahı yoktur. Önerilmemiştir sanıyorum. Çünkü Türkiye ilgi duymuyor bu silahlara. Etkileri açısından, bağımlılığın artacağı açısından, millileştiremeyeceği açısından. Tabii. Ama diğerlerini tabii ki düşünmüşlerdir. Peki. Aynı zamanda silah konusuna da girdik. Buradan o zaman Sayın Rafet Aslan Taş'a döneyim. Şimdi Erdoğan Trump görüştü ama yani ne oldu bu görüşmede kimse anlamadı. Ben birçok kişiyle de görüştüm. Hani ne çıkarttınız? Bir şey çıkartamadık. Yani ne oldu? Nokta mı koyuldu, virgül mü? Aynı soruyu, benzer soruyu da sorayım. Bir de tabii bu 20 dakikayı da konuşalım. Yani tercüme krizi oldu, tercüme krizi de oldu. O krizi de konuşacağız. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Buradan ne çıktı? Hani tarihi görüşme dediler. Bu tarihi görüşme arkasından Türkiye-ABD ilişkileri yeniden işte başka bir şekle bürünecek dediler. Büründü mü? Ne oldu? Kısaca iki kelimeyle özetlemek gerekirse bu ziyaret olmasa da olurdu. Yani şöyle güzel bir ifade var ya işte reklamlarda da ifade buldu bu. Olmasa da olurdu. Yani somut bir katkısını görmekte zorlanıyoruz biz. Şimdi Erdoğan'ın aslında üç ziyaretini bir arada düşünmemiz lazım. Rusya Federasyonu, Çin ve ABD. Hatırlarsınız daha önce programlarda da konuşmuştuk bunu. Bir şeyler verilmeye gidilmemesi gerekir diye. Çünkü üç küresel güçle temas halindesiniz, sıkı temas halindesiniz. Hatta Türkiye'nin eksenini genişlettiği, cephesini başka tarafa da dönebildiği ifade de buluyor. Somut bazı göstergeler de var bu konuda. Umut da var bazı konularda. Pazarlık gücünü artıracağı, saygınlığının artacağı. Biz de yıllardır hep söylüyoruz, siz de hatırlıyorsunuz. Çeşitlenmesi lazım. Hatta bu kumpas davalar öncesinde silahlı kuvvetlerde belirlenen büyük iradelerden biri buydu. Hatırlarsınız Tuncer Kılıçor General, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri iken bir söyleminde Türkiye'nin yüzünü başka taraflara da dönmesi gerektiği tezahür etmişti. Ondan sonra bir sürü konu yaşadık, olay yaşadık. Şimdi bir açılım söz konusu olabilirdi ama öyle sıkıştık ki aslında, bunu tam konuşamıyoruz. Hep vermeye gidiyoruz şimdi, şeyler vermeye. Talep ediyorlar mutlaka. Benim gözlemlediğim Rusya'da herhalde bir S-400 ağırlıklı olacak şekilde bir savunma ve ekonomik işbirliği yolunda somut adımlar atılacak Türkiye akımıyla da ilgili. Çin Halk Cumhuriyeti'nin sermayesi herhalde bu bölgeye çekilmek istenecek. Çünkü bir kuşak bir yol çok ciddi bir proje. Yaklaşık 50 milyar dolarlık bir harcaması oldu zaten bugüne kadar. Ve dünya ticaretine el koymaya geliyor Çin aslında. İyi okursak olayı.
Bakın Güney ve Kuzey Amerika arasına Nikaragua üzerinden bir gölü birleştirir şekilde Panama'ya alternatif bir kanal yaparak o bölgeye, Akdeniz'de Pire ve Limassol limanlarının özelleştirmesini alarak bu bölgeye ve hatta belki bizim bir limanımız bile söz konusu olabilir. Afrika'da kazan kazan stratejisini çok güzel oturtarak o bölgeye, yukarıda kutuplar bölgesine belki Rusya ile ittifak halinde büyük gemi üstünlükleri Arabiye'ye karşı zaten gümbür gümbür ve sabırlı bir şekilde geliyor. Şimdi bu dengeler arasında Türkiye bir yol bulmaya çalışıyor. Görüntü bu. Putin'le görüşüldü. İkinci bölümde, yani bundan sonraki bölümde o konuya biraz girmemiz gerekiyor. Önemli çünkü. Ondan sonra Çin'de bir fotoğraf verildi ve ben nokta koymaya gidiyorum diye ABD'ye gidildi. Tabii bir umut hasıl oldu toplumda. Ne noktası konacak? NATO mu acaba? Yoksa PYD mi acaba? Başka bir şey mi? O dönemde de görüşmüştük seninle. Bir umuda gerek olmadığı, bunun çok mümkün olamayacağını zaten bu işin içindekiler, mürekkep yadamışlar çok kolay okuyabildiler. Çünkü dünyayı domine eden bir büyük küresel gücün huzuruna gidiyorsunuz. Ve onun çok da talepkar olmadığı bir ziyaret gerçekleştiriyorsunuz. Size tanınan sürede zaten 23 dakikalık, Sayın Kutluk biraz önce ifade etti, tercümanlar da araya girerek dörde bile bölebiliriz. Söyleniyor, çevriliyor, o söylüyor, çevriliyor. Çok kısıtlı bir süre. Hatta orada şöyle bir konuşma da geçiyor. Bu FETÖ'den tutuklu papaz var, bir Andrei Brunson. Üç kere de o gün gündeme getirilmiş. O gündeme geliyor. Bu gündeme geldiyse zaten bir de 5 dakikada onu saydığımız zaman kalmıyor. Şimdi ben o görüşmede tabii niyet okuyuculuk, falcılık yapacak halimiz yok. Ancak PYD konusunda, FETÖ konusunda o kadar kısıtlı bir süreye genişlemesine girme imkanı yok. Yani Zarap konusu görüşülmüş mü? Bilmiyoruz. Hani bunu ABD gündeme getirmiş mi? Bunu bilmiyoruz. Bu da Türkiye Cumhuriyeti Devleti üzerinde bir baskı aracı olarak kullanılacak mı? Bu gündeme getirilmiş mi? Bu müphem. Şimdi şeye gelelim. Trump 7 maddede sıraladı. Konuşmaya girişi çok ilginçti. Zaten Türkiye'nin nasıl algılandığını da siz de biraz önce ifade ettiniz. Çok net ortaya koydu. 1950 Kore Savaşı'na vurgu yaptı. 52 NATO'ya giriş sürecimizi hatırlattı bizim. Ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Amerika Birleşik Devletleri penceresinden nasıl görüldüğünü yüzümüze vurdu. Ne dedi? Bizim askerlerimizle sizin askerleriniz omuz omuza savaştılar. Sizin orada çok iyi mücadele ettiğinize, kahramanlıklarınıza tanık olduk. MacArthur bile bunu notlarında belirtmiştir dedi. Türk Silahlı Kuvvetleri vurgusuyla girdi. Bir defalarca biz şahit olmadık mı? ABD için biz askeri ucuz bir gücüz, kullanabileceği bir gücüz. Ve aslında tüm ilişkiler de silahlı kuvvetlerden başlayacak şekilde geliştirildi. Hatırlamak lazım, o dönemi bilenler, biz de okuyarak öğrendik 1950'lerden itibaren nasıl evrildiğini. Olumlu katkıları da oldu, bunu söylemek gerekiyor. Silahlı kuvvetlerin modernizasyonu yönünde olumlu katkıları da oldu. Fakat bir süre sonra siyasetinize, sosyal hayatınıza, silahlı kuvvetlerinizin talimnamelerine kadar bir hegemon güç olarak el konulduğunu gördünüz. Milli Eğitim Bakanlığı'nın Fulbright Komisyonu'na kadar uzatabilirsiniz bunu. Şimdi tabii bir küresel güçle siz partner oluyorsunuz. Eşit, yani kazan kazanı pek uygulayamıyorsunuz. O dönemde Stalin'in tabii 1939 ve 45'te arsızca talepleri bizi biraz da buna itti. Ve Adnan Menderes hükümeti döneminde Kore Savaşı kararı alındı, gidildi, ispat edildi, rüştü. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bilmedikleri bir şey değildi ama ve biz NATO'ya dahil olduk. İşte bu vurguyla başladı. Bunu hatırlattı bize, bunu arka planını okumamız lazım. Terör mağduriyetimizi vurguladı, sağ olsun. Suriye'de barışı desteklemek için çabalarımızı takdir ettiğini ifade etti. Karıştıran sanki başka, yani o bölgeye girip de başka güçler, Etiyopya'dan, Japonya'dan gelenler karıştırdı orayı. ABD'nin hiç katkısı yok gibi, hani barışın. Karşılıklı ticareti geliştirme konusunda hemfikir olduğumuz ifade edildi. Silah siparişlerimize vurgu yapıldı. Sanıyorum biraz bizim de mühimmat sıkıntımız var. Belki onunla tabii ilgili bir vurgu. Ona girmeden bir reklam arasına gireceğim. İzin verirseniz. Buradan tamam, böyle tekrar tamam bölmüş olacağım. Peki. Reklamların ardından Başkent Kulisi devam edecek. Başkent Kulisi devam ediyor. Çok değerli konuklarımızla Erdoğan-Trump görüşmesini konuşuyoruz. Biraz önce tabii arada
komutanımız çok önemli bir şey söyledi. Dedi ki 23 dakika konuşulmuş ama biz 23 saattir konuşuyoruz bunu. Tabii bir çözüm bulamadık. Çok değerli konuklarımız var. Hemen hatırlatayım tekrar. Deniz Kutluk, Rafet Aslantaş ve Mustafa Yılmaz konuklarımız. Söz de Sayın Rafet Aslantaş'taydı. Buyurun, devam edelim. Şimdi Trump'ın 7 maddesini anlatıyordum ben. kaldığımız yerden devam edelim. Silah siparişleri için elimizden geleni yapacağız dedi. Orta Doğu'da barış ve istikrar geliştirilmesi için görüştüğünü söyledi, görüştüklerini. Şerefli ve güvenli bir gelecek için birlikte çalışmak konusunda hemfikir olduk ifadesi. Yani şimdi 7,5-10 dakika arasındaki bir hani tercümeler hariç bu kadar konu sığdırabilmek mümkün değil. Bu bir yazılı metindi zaten, yazılı metinden okudum. Metinde Pentagon ağırlıklı dışişleri hazırlığı kokuyordu. Çünkü Türkiye'ye bakış açısı o Pentagon derinliğini tezahürüydü. Şimdi burada bir beden diline takılındı. Ben gelmeden, bu programa gelmeden önce de ana medya kanallarının haberlerine bir göz attım. Koşuşturan bir haber sunucusunu gördüm ekrana doğru, büyük ekrana koşuşturuyor. Bakın diyor, nasıl tokalaşırken diyor işte çekemedi kendisine, kimlere neleri çekmişti falan. Ya bunlara düşmememiz gerekiyor. Buradan bakın içimizi açtıyor. Bunlarla uğraşmayın. Algı operasyonunun bu boyuta gelmesi doğru değil. Beden dili önemlidir ama beden dili bu kadar ayağa düşürülmez. Trump zaten beden dili acemisi. Bunu defalarca gösterdi. Ona el sıkışırken üste tut, kendine çekersin, yani kendine yakın tut denmiştir ama abartılı bir şekilde ağlar insanları çektiği için komik duruma düştü. Komik videoları yapıldı. Şimdi Erdoğan'ı çekemeyince de. Çekti, çekemedi. Mevzu da değil bu. Evet. Hani vay çekemedi. Bunu da çok abartmamak lazım. Bu da basitleşmek olur. Koca koca haber kanallarının sunucuları koştura koştura bunu anlatıyorlardı biraz önce haberlerde. Bununla mı uğraşacağız bu kadar sorunun ortasında Allah aşkına? Yani biraz akıllı mantıklı olsunlar. Şimdi yorumlarına geçecek olursak bu açıklamaların, ziyaretin ben nokta.com'a bir ziyaret olduğunu milli çıkarlarımız açısından düşünmüyorum. Bunu net olarak söylemek istiyorum. Son derece kalıplaşmış, rutin bir konuk ağırlama ziyaretiydi ABD için. Elbette kapıda karşılayacak. Nerede karşılayacak? Kapıda karşılayacak, kapıda uğurlayacak. Yapılması gereken bu. Yani yapmıyorsa bu zaten o devlet görgüsünde eksiklik demektir ki ABD bunu yapmaz. Törenleri, ritüelleri de iyidir ABD'nin. Yıllardır hep görürüz. Merkel'e tavrı apayrı bir tavırdır. O Trump'tan kaynaklanan bir tavırdır. Ya da başka işte Japon Başbakanı'nın elini uzun uzun 17-18 saniye sıkıp da adamı şaşkına çevirmesi Trump'tan kaynaklanan bir tutumdur. Yoksa bir devlet ağırlığında konuktur, karşılanır, onur duyduğu söylenir vesaire vesaire uğurlanır. Önemli olan doruk toplantıları değildir. Önemli olan devlet kurumlarının entegrasyonundaki farklılaşmalar ve birlikteliklerdir. Şimdi Theresa May'e gidip 10 dakika kalsa ne olur, 3 saat kalsa ne olur? Onlar zaten her konuda birlikte hareket ederler. Bambaşka bir görüşme yapılır onunla, onun arasında. Ve Anglo-Sakson cephenin, İngiltere'nin, ABD'nin kuruluşundan bir etkisi çok büyüktür. Ya da Netanyahu gitse ne kadar süre kalırsa kalsın bambaşka konuşurlar. Bugün bir kriz yaşandı tabii Netanyahu'yla. Şimdi ayrı. Ama ülkeler bazında baktığımızda liderler arası görüşmeye ihtiyaç duyar mı bunlar? Yoktur. Yani devlet ilişkilerinde gittim, bütün her şeyi hallettim, geldim. Bir insana bu kadar sorumluluk yüklemek de haksızlık olur zaten. Bunu yapamaz. Olmaz. Trump'ın hazır metni okuduğunu söyledik. Devlet derinliğinden gelen bir Türkiye algısını anlattık. PKK ağırlıklı PYD yapılanması için herkesin beklentisi olan konu oydu ama hiç beklememek gerektiğini de ifade etmiştik. Çünkü önden bir koordinasyon heyetimiz gitti biliyorsunuz. Ağır bir heyetti. Heyet oradayken Amber'in zamanında daha önce yazdığı gibi 1209 sayılı karardı herhalde. İmzalayıp PKK-PYD'ye roketinden tankına kadar ağır silahları, zırhlı personel taşıyıcıdan zırhlı muharebe aracına kadar lazer güdümlü sistemlere kadar verme kararı aldılar. Biz de o zaman demiştik savaş gemisi falan da verin de hani kıtalar arası balistik füze tam olsun. Bu Rakka operasyonu için mi bu kadar yığınaklanma, yani bu kadar kuvvet tahsisi? Olabilir dersiniz. Yani zayiatsız bir operasyon yapmak istiyor olabilirler. Ama bunun geri alınmayacağını, alınamayacağını kolay kolay bir devlet ya da bir özerk yapı kuruluşu hazırlığı olduğunu da ifade etmekte fayda var. Gerçekleri konuşalım. Esas olan buydu bizim açımızdan. Fakat ilginç bir gelişme oldu. Bunu ben sizden de isterim. Aslında konuklarımızla beraber de tartışmak isterim. Bir gün önce Putin önlemeyi aldı zaten sanki. Tayyip Erdoğan'ın orada durum üstünlüğünü ele geçirmemesi için Cumhurbaşkanı'nın. Böyle bir imkan yoktu belki ama biz PYD ile
çalışmaya devam edeceğiz dedi. Değil mi? Orada bir yanlışlığı düzeltelim. Bütün herkes heyle diye çevirdi ancak o Suriye Kürtleri ifadesini kullandı. Suriye Kürtleri diyelim. Tam söylediği şeyi de metninde istersen sen biliyorsan sen söyle. Yani Suriye Kürtleriyle çalışmaya devam edeceğiz. Şöyle bunlar da Türkiye tedirgin olmasın dedi değil mi? Evet. Tamam. Siz şimdi Amerika'ya bu konuyu konuşma ümidi yaratarak toplumumuzda gidiyorsunuz ve bir gün önce başka bir küresel gücün lideri böyle bir çıkış yapıyor. Ama ben silah vermiyorum vurgusu da var yani. Tersten de okursak silah vermiyorum. Tamam silah vermiyorum. Zaten benden almasına ihtiyaç kalmıyor diyor. ABD'yi de hedefe oturtuyor. Çok evet. Zekice bir açıklama. Tam bir istihbarat zekası kokuyor. Tam diplomasi kokuyor. Çok güzel bir adım kendi açılarından bakıldığında ama bizim orada o görüşmeyi yapmamızın elini kolunu bağlıyor. Şimdi bunu iki açıdan değerlendirebiliriz. Ruslar Kürtleri ABD'nin eline bırakmak istemiyor diyebiliriz. Böyle baktığımız zaman. Öbür taraftan baktığımız zaman da bu pek hoşunuza gitmiyor bunu söylememiz ama yani birlikte mi bir şey yapıyorlar acaba? Birlikte mi bir şey planlıyorlar acaba? Geleceğin şekillendirilmesi için Trump yönetimiyle Ruslar çok önceden bir görüşmeye mi başladılar acaba? Hem bölgesel hem küresel anlamda. Çünkü ABD'de de Trump karşıtları yani o küresel koalisyonun Trump'a yönelik asıl suçlama alanını Ruslarla çok yakın ilişki kurması. Danışmanlarını bu yüzden kaybetmek durumunda kaldı. Neyse bu tartışılır. Daha çok veriye ihtiyacımız var. Fazlalık yapmayalım. FETÖ. Pazarlık konusu yapılacak bir durum yoktu. Sebebi çok açıktır. Yani bir istihbarat servisi dünya çapında kullanacağı bir yapılanma tesis ediyor. Granfullerler, Henry Berkeyler hepsinin isimleri ortada dolaşıyor artık. Biz söylemiyoruz bunu. Hala da sahip çıkıyorlar. Yetiştirdiği, devşirdiği o örgüt, o yapıyı eliyle Türkiye'ye teslim eder mi ya? Yani ne verirseniz ki eder diye bakarsanız çok büyük bir şey vermeniz lazım. Ve vermez zaten. O verirse bundan sonra kimseyi çalıştıramaz ki. Kimseye hükmedemez. Bu konuda da çok büyük beklentiye toplumun sokulmasının hata olduğunu düşünüyorum. ABD'de tarihi ve derin bir devlet kurgusu vardır. Bunu da iyi okuyalım. Sonuna geldim sözlerimi toparlıyorum. Bu kurgu Trump'ı da hizaya çekmektedir. Biz 9 Kasım'da sizinle de program yaptığımızda Sayın Ataş söyledik dedik ki İngiltere'den başlayan 2013'ten bu yana bir milli akım küresel sermayeye karşı cephe genişletiyor. Ve Trump ve yönetimi bunun için seçtirildi. Pentagon ağırlıklı bir yönetim. Ve küresel sermaye aileleriyle karşı karşıya büyük mücadeleye girişecekler. İşte şirketlerin Çin'e kaymasından, uluslararası arenada daba göstermesinden değil, ABD'ye dönmesinden yanalar. Fakat görünen o ki, bakın bunu söyleyebilirim. Yani sanki küreselciler bu savaşı kazanacaklar. Çünkü 250-300 yıldır büyük bir bilgi birikimi, akıl havuzu var. Devlet yönetmeyi öğrendiler. Sermaye-devlet entegrasyonunu öğrendiler. Domine etmeyi öğrendiler devlet yapılarını. Ve Trump'ı da baskıyla, şununla, bununla hizaya çekmeye başladılar. Göreceğiz hep beraber. Son cümlemi söylüyorum. Türkiye, ABD iç siyaseti için her zaman kullanılabilen bir istismar enstrümanıdır. Kendi ABD iç siyasetinde. Şimdi aslında Türkiye ile ilgili hiç iyi niyetler beslememiş bir ABD bürokratı bile, meslek hayatı boyunca, karşı taraf Türkiye'ye karşı bir sert hamle yapacağı zaman Türkiye çok değerlidir kardeşim, NATO üyesidir falan diyebilir. ABD'de hep böyle olmuştur. Ki der. Der. Bununla karşılaşınca biz şunu görmeyelim. Vay ABD içerisinde büyük kırılma var falan. Bunlar hiç hesaplaşmalarıdır. Milli menfaatlerimize bakalım. Biz peki. İkinci bölümü bırakayım artık çok da fazla süre almayayım ben. Peki. Şimdi bir tercüme krizi yaşandı. Sayın Yılmaz, hem değerlendirmenizi istiyorum tabii bu görüşmeyi aynı konuklarımız gibi tabii devam edeceğiz. Bütün ayrıntısına kadar konuşmak istiyorum hani ben de. Şimdi ben biraz özetleyeyim isterseniz. Şimdi Erdoğan bir ifade kullanıyor. Terör örgütleriyle ilkeli ve kararlı mücadele konusunda geçmişte yaşanan hataları telafi edecek adımların devamının geleceğini ümit ediyoruz diyor. Ancak çeviri prensip dahilinde terörist örgütlere karşı bütün dünyada yapılan mücadelede biz geçmişte yaptığımız hataları tekrarlamayacağız. Bu yolda beraber çalışmaya devam edeceğiz diye çevriliyor. Şimdi nasıl olabiliyor? Yani cümleler tutmuyor. Hani belki bir ifade hatası olur, belki başka bir şey olur. Yetmiyor. Tabii burada Trump başını sallıyor, hatta onay veriyor. Enteresan görüntüler de oluyor. Tabii muhtemelen de Erdoğan da kendi anlattığında dinleyemiyor. Dinlese de belki de İngilizcesi yeterli kalmayacak. Erdoğan'ın aynı zamanda bu YPG, PYD terör örgütünün hangi ülke tarafında olursa olsun muhatap olarak alınması bu konuda küresel düzeyde varılan mutabakata kesinlikle uygun değildir ifadesini de terör örgütü ifadesini kaldırıyor ortadan. Şimdi nasıl yapabilir bir çevir? Bu tercüman kim? Çok özür dilerim. Yani. O bilmiyorum. Taraftan mı bizden mi? Ben de bilmiyorum. Yani eğer bilen birisi varsa bilmiyorum. Yani biliyor musunuz Sayın Komutanım?
Şimdi yani nasıl olabiliyor? Devletler arası ilişkilerde iki önemli liderin karşılıklı konuşmasında nasıl böyle bir çeviri hatası olabilir? Bu çeviri hatası mıdır? Yoksa kasten yapılmış bir şey midir? Hem bunu konuşalım hem de değerlendirmenizi alayım. Bunu belki yani sadece çevirmen değil, Amerika-Türkiye ilişkilerini değerlendirirken aslında bütünüyle birlikte. Ama bu çeviride bile bu kadar pervasızlaşabiliyorlarsa, bu kadar rahat istedikleri şekilde tercüme edebiliyorlarsa, burada biraz Amerika'nın Türkiye'ye yönelik algısını konuşmamız gerekiyor. Yani tercüme krizine gelene kadar biz mesela evet, değerli üstadlar da ifade ettiler. 23 dakikalık görüşmeyi 23 saattir konuşuyoruz, tartışıyoruz. Ben bugün baktım, bizde 25'e yakın ulusal gazete var. 23 tanesinde manşet, hatta sayfaların tamamı, birinci sayfaların tamamı bu görüşmeye. Bir de öbür tarafa bakayım dedim. Yani Amerika tarafı nasıl görüyor? Ya bırakın manşeti, birinci sayfada yer bulmuş bir haber yok, bir gazete yok. Yani bunu efendim şöyle de açıklayabilir. Kendi iç politikalarında da sıkıntılar var. İşte Trump zaten koltuğu sallanıyor. Gerçekten ciddi iç krizleri var. İşte Rusya'ya bilgi sızdırmaktan tutun, Trump'ın FBI ile yaşadığı krize kadar. Ama tercümeyle bağlantılı olarak düşünecek olursak çok rahatlar. Yani bizi bence Türkiye, iktidar, medyamız, uzmanlarımız, belki bunun içine biz de giriyoruz şu an bunu konuşarak. Ama muhatabımızda hiç de öyle bir küresel devlet, bölgede önemli bir devlet algısı oluşturamamış. Vaka bu, öyle anlaşılıyor. Çünkü tercümede bile bir tercümanın, ben bilmiyorum, değerli komutanımız da bilir. Ya böyle bir ihtimal olamaz yani. Tercüman, affınıza sığınarak söylüyorum, yani orada çok ağır galiz ifadeler kullanılsa bile bunu tercüme etmekle yükümlüdür. Yani bu sadece bu döneme ait değil. Yani 100 yıldır, 1000 yıldır. Böyledir yani, ne deniyorsa onu tercüme etmekle yükümlüsünüz. Sadece bir kere olması, dil sürçmesi falan denir ama öyle değil yani. Taammüden, planlı ve terör ifadesi özellikle düşürülen, atlanan, pas geçilen bir yaklaşım var. Yani bunu ben şuna bağlıyorum. Tercümanından Amerikan bürokrasisine kadar, hatta Beyaz Saray'a kadar. Tablo bizden bakıldığında farklı, Amerika'dan bakıldığında farklı. Bizim gazete manşetlerimizin de muhtevasına girecek olursak bir zafer edası var. Her zaman olduğu gibi. Biz de çok geçmişe ona da gitmek girelim. İstiyorum ama. Yani şimdi bir yeni dönemin temeli atıldı dediler bazı gazeteler benzer başlıklarla. Bir de noktayı koydu. Hani sanki bitti. Nokta artık değil. İlişki en de başında bitti. Sonra artan bitti. Yani ne virgül ne nokta dediğiniz gibi tek şey soru var. Her şey soru işaretine dönüştü. Yani bir zirvenin, bir görüşmenin başarısı neyle ölçülebilir? Sizin talepleriniz ve taleplerinizden elde ettiğiniz sonuçla, ya bunlar ölçülebilir şeyler sonuçta. Biz hangi taleple gittik? Bizim iki tane aslında ana başlığımız vardı. Bir PYD. PYD, Amerika Birleşik Devletleri'nin PYD'ye silah desteği ve bunun beraberinde getirdiği alt başlıklar, alt krizler. İkincisi FETÖ. Şimdi bizim bunu bir zafer olarak değerlendirebilmemiz, bunu bir yeni dönem olarak değerlendirebilmemiz için sonuçlara bakmamız lazım. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin PYD'ye silah vermekle hata ettiğini ima eden, itirafı geçtiğim, işaret eden herhangi bir ifadesinin olması gerekiyor. Ama senin bahsettiğin tercüman krizinde dikkate aldığımızda hiç de öyle değil yani. Adam çok da umursamamış yani bunu. Hatta ısrarla üzerinde durmuş. İkincisi FETÖ'nün iadesi. Ha, birinciyle ilgili şunu da söyleyeyim. Yani siz bu kadar önem vermenize rağmen daha öncesinde yine değerli Üstad Rafet Bey de ifade ettiği, neredeyse devletin en etkili bürokratlarını öncesinde oraya gönderip orada adeta mesken tutarken, dört koldan çalışma başlatırken, adam tam da o dönemde PYD'ye silah verme tasarısını onaylıyor. Buna karşılık orada ilk girişte sen ifade ettin, orada çok çarpıcı bir cümledir. PYD'ye silah verirken Türkiye'nin silah talebini değerlendireceğini söylüyor Amerika'nın. Yani bir iki durum var. Biz hala Amerika'dan silah istiyoruz. İkincisi PYD, yani Türkiye'nin terör örgütü kabul ettiği bir yapıya silah veren, bunu bütün dünyanın gözü önünde açık açık yapan Amerika, Türkiye'ye ben senin silah talebini değerlendireceğim diyor. Daha yeterince tabii değerlendireceğim diyor. İkincisi FETÖ. Biz FETÖ'yü iade edin talebiyle giderken
neredeyse bizim Amerika'ya giden bürokratlarımızın, biz her giden artık endişeli. Çünkü Halk Bankası Genel Müdürü yardımcısının başına gelen şey yarın bir başka bürokratın başına da gelebilir. Yani terör örgütü kabul etmemiş YPG'yi, PYD'yi. Üzerine silah vermiş. Üzerine bizim taleplerimizin hiçbirini, ben yanılıyor olabilirim. Yani şu talep, Türkiye'nin şu talebi gerçekleşti diye bir şey bilen varsa bilmiyorum. Ama biz 23 saattir özellikle ana akım medya, işte nasıl el sıkıştılar, nasıl hürmet gördü, nasıl kapıda karşıladı. Tabii yani en önemli bileyir, yani. Bileyir odasında mı? Ama biz sonuçlardan yola çıkarak değerlendirmek lazım. Bizim hangi talebimiz gerçekleşti? Ben bunu öğrenmek istiyorum. Ek de yapayım. Biz Fethullah Gülen'i istiyoruz ama onlar papazı istiyor. FETÖ'den tutuklu evet. olan papazı istiyor. İşte sanki biraz böyle. Evet yani. İronisi hoş. Acayip ya, yani. Sanki hoş. Biz talep sunmaya geldik. Talebi bize sundular, biz gidiyoruz. Yani böyle bir şimdi, değişik bir şey oldu. Komutan da ifade etti. Ben de biraz gelmeden dersime çalışayım dedim. Ben o tarihsel sürece de baktım. 22 defa Sayın Erdoğan. Bu 22. ziyareti Amerika Birleşik Devletleri'nde. Biraz çıkardım. Cumhuriyet tarihinde gerçekten sizin de ifade ettiğiniz gibi böyle bir örnek yok. Kıyas bile götürmüyor. İsmet İnönü iki kere gitmiş. Adnan Menderes iki kere, Bülent Ecevit üç kere, Süleyman Demirel ki Türkiye'de tırnak içinde söylüyorum. Amerikancılığı ile bilinen, hatta bir dönem lakabı Allah rahmet eylesin. Morrison Süleyman diye bilinen, Amerika'da eğitim görmüş falan. Dört kez Kenan Evren, bir kez Tansu Çiller, üç kez Turgut Özal, dört kez gitmiş. Şimdi 22 kez. Şunu ifade etmek istiyorum. Elbette gidilebilir. Tabii, bunda hiçbir problem yok. İktidar yani Rusya'ya da gidebilirsiniz, Çin'e de gidebilirsiniz, Amerika'ya da gidebilirsiniz. Ama en başından ifade ettiğim gibi bu görüşmelerden sonra insan doğal olarak Türkiye lehine ya da İslam coğrafyası lehine, Müslümanların lehine, Suriye'nin lehine bir sonuç ortaya çıkmasını bekliyor. Olumlu bir sonuç. Fakat bakıyoruz yine az önce ifade ettiğimiz gibi her geçen gün daha da pervasızlaşan bir Amerika var. Ya önceden mesela biz işte Eşref Bitlis'in raporlarında var değil mi? Allah rahmet eylesin. Yani birçok askeri erkanın araştırma kuruluşlarının raporları var. Amerika Birleşik Devletleri PKK'ya destek veriyor, veriyordu. Ama bunu yaparken gizli yapıyordu en azından. Ama şimdi açıktan yapıyor. Yani biz defalarca gidip gelmişiz ama hiç de çok tınmamışlar yani. Sonra lojistik desteği işte yiyecek falan yardımından ağır silah yani ısı güdümlü füzelere varan bir yardım bugün konuştuğumuz silahlar değil mi? Bir sanki ülke kuruluyor ve o ülkenin ordusu kuruluyor. O orduya da silah yardımı. Bunu çok rahat kalıcı olduğunu söylüyorlar, ifade ediyorlar. Yani bütün bu boyutlarıyla değerlendirdiğimiz zaman bu gezi maalesef bizim televizyonlarımızın, gazetelerimizin manşetlerine taşıdığı gibi başarılı bir gezi değil. Ne virgül olmuştur, ne nokta olmuştur. Ama eğer illa imla kurallarından gideceksek iki şeyi arttırmıştır. Bir soru işaretlerini, iki de ünlem işaretlerini. Bu rahatlık, tercümanın bile, yani o çok önemli gerçekten. Tercüman bu gücü nereden alıyor veya bu rahatlığı? Kendi kafasına göre bunu yapabilir mi? Hayır, belli ki önceden bu ifadeleri kullandı. Belki de yani bizde dinlemeler meşhur Rafet Hocam biliyorsun. Belki de o metin hazırlanırken mi dinlediler o vurgular? Çünkü kabul edelim ki Tayyip Bey gerçekten Beyaz Saray'da bu vurguyu yaptı. Yani YPG ile ilgili terör ifadesi. Ama bakıyorsunuz tercüman çevirirken sanki uyarılmış. Ama devletler arası ilişkilerde böyle bir şey kabul edilemez. Bu diplomatik kriz yani. Yaratması gerekmiyor mu bu? Hayır ama biz şimdi şu zaferin tadını çıkarmamız lazım. Yani acaba sonra Trump tepki göstermesin diye mi? Hani orada bir refleks olarak mı? Yani hayır ben öyle acaba? Beklentiler de vardı. Yani bu da konuşuyor tabii. Yeni bir one minute yaşanabilir orada falan filan ama çok sıcak tokalaşmalar falan. Yani bilmiyorum tabii bunun hepsini tartışmamız lazım ama sonuçlar üzerinden değerlendirecek olursak ben zirvenin, bu görüşmenin bizim ne kadar önemli anlamlar yüklemeye çalışsak da Amerika nezdinde kardeşim ben bildiğimi yaparım. Çünkü ben küresel bir gücüm ifadesi. Aynı yine değerli komutan da Rafet Bey de ifade ettiler. Rusya karşı hamlesini zaten biz giderken yolda yaptı yani. Buradan çıkacak sonuç ben de çok uzatmak istemiyorum ama uluslararası alanda dış ilişkilerde sizin itibarınız sahip olduğunuz güçle doğru orantılıdır.
Yani eğer karşı taraf için caydırıcı bir gücünüz yoksa, caydırıcı bir etkinliğiniz yoksa, bundan neyi kastediyorum? Yarın Amerika PYD'ye karşı mücadelede ben sana silah vermem, verdiğim Kıbrıs'ta yaptığı gibi verdiğim silahlara da ambargo uygularım dediğinde yerine ikame edebileceğiniz silah sanayiniz var mı? Şimdi yine o konuda da birçok şey söyleniyor. İşte yerli uçağımız var, şu var, bu var, silahımızı üretiyoruz. Ama benim kafam karışıyor. Yani Trump'la görüşmede en önemli başlıklardan birisi de Türkiye'nin silah talebi. Şimdi siz silah talep ettiğiniz bir ülkeyle, bir devletle, o devletin başkanıyla konuşurken o masaya oturduğunuz güçle ilgili kabul edelim ki tablo onu gösteriyor. Evet. Maalesef o güce sahip değiliz. Yani bunlar tabii ki yani yarın silah mı üretelim? Ama 14 yıl önce bu niyetle, bu iradeyle, bu kararlılıkla ortaya çıksaydık belki bugün Trump'ı burada ağırlardık ve Trump'a sen ne yapıyorsun diyebilirdik. Bunu yapmadığımız sürece biz ister Rusya olsun, ister Amerika, ister Moskova, ister Washington. İki arada savrulur kalırız. Şu anda Türkiye'nin yaşadığı problem bu. Biz kendi imkanlarımız üzerinden, kendi gerçeklerimizi görerek, kendi yatırımlarımızı yapıp, kendi gücümüzü arttırmanın, başkasının himmetine muhtaç kalan ki Trump'tan himmet beklemek, Trump'ın akıbeti daha belli değil orada yani. Tabii. Gerçekten çok ciddi evet. sıkıntıları var. Onu gelecek gösterecek. Peki. Yani şimdilik böyle. Şimdi Sayın Deniz Kutluk, Erdoğan'la Trump görüşürken Washington'da bir başka yerde de görüşme vardı. Yani bu Trump'ın danışmanı oluyor. Orta Doğu danışmanı McGurk. Daha öncesinden zaten PYD'nin bulunduğu, YPG'nin bulunduğu yerlerde çok görüntü vermişti. Hatta plaket falan verirken de görüntüler vardı. Ve yine PKK'lılarla, üst düzey PKK'lılarla ve YPG'lerle aynı saatte toplantıda. Hem de nerede? Yine aynı yerde. Yine Suriye'nin kuzeyinde. Şimdi nasıl oluyor? Bunu soracağım. Bir de şu tercüme krizi nasıl açıklamak gerekiyor? Siz bu konuda biraz daha tecrübelisiniz. Yani en azından diplomatik çok yollardan geçtiniz. Böyle bir diplomasi olabilir mi? Şimdi bence biz konuyu mikromanagement'a doğru sürüklüyoruz. Yani sürekli Suriye içinde çatışan etnik gruplara doğru Türkiye'nin dış politikasına odaklıyorsak bir güvenlik politikasından çok dar bir taktik alana doğru sıkıştırıyoruz. Politika denen çok büyük bir olayı. Şimdi öncelikle şunu söyleyelim. Dış politika herkesin harcı değildir. Dış politika politikanın en piramidin en uç noktasıdır. Çok ciddi yetişmiş kadrolar, insan gücü, lisan bilgisi, derin tarih bilgisi, derin coğrafya bilgisi ister. Stratejinin ne olduğunu, bunun ekonomik ve askeri yönlerini, yumuşak ve sert kuvvetin nerelere kadar kullanılabileceğini, hangi kaldıraçlarınızın olduğunu, çevrenizdeki bütün ülkelerle olan ilişkilerinizin zayıf ve güçlü yanlarını aynı anda takip edebilir bir entelektüel seviye ister. Bu seviye elinizde olmadan, özellikle de hoparlör diplomasisi dediğimiz çılgınca, yani diplomasinin en son noktası bence hoparlör diplomasisidir. Yani hoparlör, bildiğiniz hoparlör. Yani siz içeride gizli diplomasi yoluyla yapacağınız görüşme, müzakere, kazanım ve al-ver egzersizini tutup da kamuoyuna taşırsanız, medyaya yansıtırsanız ve halka oynamaya başlarsanız bu sizin son çarenizdir. Yapılır bu. Ama o sizin son çarenizdir. Dönüp muhatabınıza şöyle bir şey demeniz için fırsat olur. Ya görüyorsunuz halk galeyana gelmiş benden bunu istiyor. Dolayısıyla ben bu konuda size taviz veremem, isteklerimi lütfen kabul edin deme fırsatı verir. Şimdi bizde ne oluyor? Bizde önce hoparlör diplomasisiyle başlıyor her şey. Ey o ülke, ey bu ülke, ey şu, ey bu. Bunun dış politikada yeri yok. Bir defa siz kozunuzu açıyorsunuz. Onu hoparlör diplomasisine getirdiğiniz an elinizde son anda kullanacağınız bütün gizli bilgileri deşifre ediyorsunuz. Karşı tarafta buna karşı bir tavır alıyor ve sizin oyununuzu bozuyor. Sonuçta bu bir satranç oyunu gibi. Satrançta hamlenizi söyler misiniz karşı tarafa? Söylemezsiniz. Ne zaman? Zayıf tarafını görünce hamle yapasınız diye. Bu oyunu biz son yıllarda oynayamıyoruz. Bunun için büyük bir yalnızlık içindeyiz. Bunun için büyük bir kredi kaybı içindeyiz. Bunun için de ne istesek
alamıyoruz. İstediklerimizin haklı zeminde izahını da yapamıyoruz. İstediklerimize karşılık muhatabımızın bizden istediklerine yanıt vermemiz lazım. Olumlu, makul seviyede onları da hazırlayamıyoruz. İşte siz örneğini verdiniz. Fethullah Gülen'i iade et. Hayır, sen Fethullah Gülen'den tutuklu olan adamı iade et. Bunu Ramazan Beyaz Saray'ın Ramazan resmi sitesine yazdılar. Yani biliyorum, resmi sitesinde ancak bu ismi yazdılar. Gitmeden evvel de köşe yazarları zaten bunun gündeme geleceğini söylemişlerdi. Yani Amerikalıların bunu yapacağı önceden belliydi. Şimdi şöyle bir şey var. Rafet arkadaşımız da biraz bahsetti. Siz öteden beri erozyona uğramış bir pozisyon içindesiniz. Sizi ciddiye almıyorlar. Şimdi Türkiye'nin Amerika'ya 22. ziyareti, başkan seviyesinde, cumhurbaşkanı seviyesinde güzel. Ama bu ziyaret kol bükmelerle elde edilen bir ziyaret. Yani uzun zamandır Türkiye orada kabul görmüyor. Uzun zamandır oraya gitmek istiyoruz. Ve ziyaret daveti gelmiyor. Ve işte son hafta YP'de olursa böyle olursa gelmez bak Türk basınında yansıyanlar. Amerikan tarafına aynı gün soruldu. Valla gelmezse çok da umurumuzda olmaz diye cevap geldi. Bir şey kaybetmeyiz dendi. Tabii bir nabız yoklandı. Şimdi nabızdan da ben bunun üzerine gidilmesini bile doğrusu garipsedim. Yani gidilmemesi lazım bu açıklamaya göre. Çünkü bu basın sözcüleri, o hoparlör diplomasisinin temsilcileri. Bunlar içerideki ana fikri bilerek size bunu uygun dille aktarıyorlar. Siz bunu alın diye aktarıyorlar. Diplomasi bizim icat ettiğimiz bir konu değil. Kendi gelenekleri var. Çok oturmuş, saygın kuralları var. Ve siz bu kuralları dışına çıkıp hani böyle bir fincancı dükkanına girmiş fil gibi davranmaya başlarsanız birinci, ikincisinde karşı taraf hasarı atlatır, üçüncüsünde size izin vermez. Bence Türkiye'nin muhatap olduğu maalesef böyle bir olumsuz tablo var dış ülkeler bakımından. İşte referandum öncesi birçok Avrupa ülkesi Türk ziyaretçileri kabul etmeyeceğini söyledi. Şimdi bakın, bırakıyorum Amerika'yı bir tarafa. Hani siz şu an Avrupa Birliği'yle zaten başınız büyük ölçüde dertte. Avrupa Konseyi'yle başınız büyük ölçüde dertte. Diyorsunuz ki Amerika'yı ben kaldıraç olarak Avrupa'ya karşı kullanırım ve ağırlık merkezi yaratırım Amerika'da. Yani yaptığınız bu dış ziyaretin temelinde bu yatıyor. Çin'e gidiyorsunuz, işte Putin'le görüşüyorsunuz, güzel. Bunlarla görüşmek demek sizin bunlardan taleplerinizin ciddiye alındığı manasına gelmiyor. Yani domates meselesi Putin'de masada kaldı açıklamalarda biliyorsunuz. Tekrar geri gelecek diyorlar ama. Evet, domates üzerine ülkenin dış politikası. Uygur Türkleri konusu Çin görüşmelerinde ne oldu mesela ben çok merak ediyorum. Tabii ama Twitter'da tabii domates görüntüleri attılar bakanlar. Yani onu attılar ben bilmiyorum ama hem Türk tarafı hem Rus basını bu domates dışında her konuda uzlaştık tarzında açıklamalarda bulundu. Ama bakıyorsunuz daha şeyler gelmemiş yani uçakların charter seferleri bile başlamış. Fakat mesele o değil. Mesele şu. Biz politikamızı Suriye politikasına endeksli yeniden formüle edemeyiz. Biz politikamızı bir ülkeyle ilgili olarak tekrar yazamayız. Biz aynı anda bütün ülkelere bakmak zorundayız. Yani Kıbrıs'ı, Irak'ı, Suriye'si, İran'ı, Gürcistan'ı, Azerbaycan'ı, Ermenistan'ı, Bulgaristan'ı, Rusya'sı, NATO'su, Yunanistan'ı ve Amerika'sı. Bunlara aynı anda bakmak zorundayız. Tabii Çin'e de bakalım. Hani Çin'le yavaş yavaş gelişen bir ilişki var ama şimdi bunların aynı anda bakılma mecburiyeti var. Holistik diyorlar buna gavurlar. Bütünsel bakmak mecburiyetimiz var burada. Şimdi biz burada ne yapıyoruz? Bunun içinde Suriye'yi ayrıştırıyoruz. Orada yanlış hatalarımızı göz ardı ediyoruz. Oradaki siyasi hedeflerimizin tutarsız olduğunu pas geçiyoruz. Ondan sonra orada bir askeri hedef var mı yok mu çok tartışmalı. Bir askeri harekata 8-9 ay evvel başlıyoruz. Ondan sonra orada bir takım kahramanlık hikayeleri kendimize göre yazdığımızı ifade ediyoruz. Bir sürü canlar kayboluyor. Hani misak-ı milli sınırlarının korunması için askerlik hizmetine gelen saf temiz Anadolu çocukları orada kaybediliyor. Onların 4 misli insan gazi olarak geri geliyor. Ve ondan sonra bir gece hiç kimsenin bilmediği aslında bir gece o birlik geri çekiliyor ve deniyor ki tamam iş bitti. Şimdi ben şahsen bir ana olsam çocuğumu askere yollarken müthiş tereddüt ederim. Ya ne oluyor kardeşim?
Ben bu çocuk vatan için mücadele etsin diye yolladım. Ama vatan mücadelesi yok muydu orada yani? Fırat Kalkanı Harekatı'nda... Var mıydı? Ya ben kendi görüşümü soruyorsanız ben burada paylaşmıyorum ama yani siz, ben de bir şey yani, söyleyeyim yani. Yani var mıydı deyip ben cevabını vereyim. Bir şey daha yani. Buyurun. Ama belki biraz açmanıza da yardımcı olur. Amerika 10 bin kilometre öteden geliyor Suriye'ye. Rusya geliyor. Yani dünyanın bütün küresel güçleri orada. Herkesin bir hesabı var. Türkiye'nin uzak durması ne kadar mantıklı? Şimdi Mustafa Bey, Türkiye silahlı kuvvetlerini maceradan maceraya orada burada kullanacak bir ülke değil. Türkiye'de silahlı kuvvetlerin tek misyonu var. Misak-ı milli sınırlarını düşman tecavüzlerinden korumaktır. Başka hiçbir görev yok. Eskiden iç barışı da koruyordu. Şimdi o görev de alındı elinden. Hal böyle olunca benim sınırımın ötesindeki bir ülkenin istikrarının bozulması arzu edilir bir şey değil. Şu güçler tarafından, iç güçler tarafından arzu edilir bir şey değil. Ben buna karşı istikrarın korunması için gereken gayreti gösteririm. Ama yedi düvelin çavaş yaptığı bir ortamda karanlıkta yumruk atar gibi kimle mücadele ettiğin belli olmayan bir ortamda senin elde ettiğin köyleri kanla canla elde ettiğin köyleri başkasına bir gecede satıveren partnerler yarattığın bir ortamda uluslararası hukuka göre çok tartışmalı olan sınır ötesi insanları alıp orada devşirip tekrar öbür sınırlara geçiren böyle bir yarı savaşçı rolüne sokan bir ortamda devlet niteliği taşımayan kişilerle bir devlet gücü olan silahlı kuvvetleri işbirliği yaptırarak o topraklara sokup siyasi hedef koymadan askeri hedefe yöneltmek bizim yapacağımız hataların en başına gelir. Bu hatadır. Öte yandan PKK'ya endeksli dış politika da hatadır. Ama Türkiye'nin dış politikası bütüncüldür. Bir PKK odaklı dış politika yani yapamazsınız. Ama siz müdahale etmezseniz, evet. Onlar size müdahale. Yani siz oraya girmezseniz belki yarın onlar size girecekler. Yani o tehditten dolayı. Yani öyle, en azından öyle. İktidar bunu böyle savunur. Ben de buna bir ek yapabilir miyim? Yani şuraya sorayım. Oturumu yönetiyorsunuz ama size de güzel cevabım var. Şöyle de bir soru soralım o zaman. Yani evet, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin görevi misak-ı milli sınırlarını korumaktır. Evet. Ancak oluşabilecek bir koridor, o bölgede oluşabilecek bir devlet, evet, ileride misak-ı milli yerle bir edebilecek güce erişirse o zaman misak-ı milli korumuş nasıl koruyacak? Ne güzel onun misal. Önlemini harika. Onun önlemini almak için şimdi yani kama gibi girmiş durumda Türk Silahlı Kuvvetleri oraya. Nihayetinde daha da fazla Afrin'le şeyi birleştirmemiş durumda. Membiç'e indiler. Belki Membiç'ten de uzaklaşacaklar. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri'nin burada biraz sanki Fırat Kalkanı operasyonunda yaptığı şey misak-ı milli'den ayrıymış gibi. Ayrı. Şimdi bakın. Sizin silahlı kuvvetlerinizin varlık sebebi ülkeye tecavüzü önce başlatmamak, ikinci görevi başlarsa yok etmek. Başka bir görev yok. Silahlı kuvvetlerinin görevi bu. Birinci görevini caydırıcı bir kuvvet yapısı oluşturarak ve bunu tatbikatlarla, müttefiklerle, kendi yaptığı tatbikatlara, davetliler çağırarak, başkalarına göstererek sağlıyor birincisini. Caydırıcılığı. Caydırıcılık ne zaman yok oluyor biliyor musunuz? Siz gidip gerçek mermiyi ilk defa düşmana sıktığınızda caydırıcılık yok oluyor. Ondan sonrası güçler mücadelesine dönüşüyor. Yani ülkenin barışını korumak problemi ciddi şekilde ortaya çıkıyor. İkincisi, bize bir tecavüzde bulunursa biri. Şimdi Suriye bize tecavüzde bulunacak durumdaydı. PKK'nın liderine hamilelik yaptığı dönemde. Türkiye önlem aldı. Yunak yaptı. Askeri hazırlıklarını tamamladı ve Suriye'ye savaş açmak üzere ultimatum verdi. Siyasi hedefi neydi? Siz burada Abdullah Öcalan'ın liderliğinde bir organizasyonu muhafaza edemezsiniz. Bu bana iç güvenlik problemi yaratıyor. Ben bunu gelir yerinde imha ederim dedi. Tam tetiği çekeceği sırada karşı taraf teslim oldu. Alın dedi. Adamı ülke dışına çıkardım. Bana bulaşmayın. Ne istiyorsanız yapıyorum. İradenize teslim oluyorum dedi. İşte bu caydırıcılıktır. Sizin bu caydırıcılığınız ne zaman yok oluyor? Müdahale ettiğiniz zaman. Ben giderim Şam'da namaz kılarım. Tamam. O ifadenin gerçek açısından. İfade siyasi olarak açıklanmış bir lider tarafından açıklanıyor. Ama Fırat Kalkanı burada biraz daha farklı. Oraya doğru geliyorum. Devletler hukukunda başbakanın, dışişleri bakanın, genelkurmay başkanının açıkladığı
basına açıkladığı konular doğrudan doğruya ülkeyi bağlar. Ülkenin niyet beyanıdır. Karşı taraf saldırabilir bile size o beyanınız üzerine. Dolayısıyla siz vuracaktı vurdum durumuna düşürülürsünüz. Ama şimdi Suriye'ye biz hiç bulaşmasaydık. Hani o eşler el ele beraber geziler, yemekler, liderler arasındaki Suriye. Suriye'yle bizim 2 milyar, 3 milyar dolar ticaretimiz devam etseydi. Suriye bir yerden iç güvenlik sorunlarını çözmeye çalışsaydı. Biz Suriye'yi tanıyan bir ülke olarak onun problemlerine lojistik destek, uluslararası ticaretin engel koymadığı konularda yapabilmeye devam etseydik. Hiçbir askeri sorunumuz olur muydu? Hiçbir sınır güvenlik sorunumuz olur muydu? O hiç belli olmazdı. Suriye'yi yine karıştırabilirlerdi, yine karışabilirdi. Bence evet. Bu şimdi tamamen... Kıbrıs'ta bile tehlike. Kıbrıs'tayız ama Kıbrıs'ta da bile tehlike. Şimdi güvenlik alanını konuşuyoruz. Bizim profesyonel ilgi alanımız oluyor. Olabilir de olmayabilir de değil. Bunların hepsi düşman imkan kabiliyetidir. Öyle bakılır. Nedir muhatabınızın size imkan ve kabiliyeti? Zarar verme imkan kabiliyeti ve hangi hedefe matıftır? Efendim içeride teröristleri büyütürse, sınırdan da geçerlerse, bize de saldırırlarsa terör zarar verir bize. Bunu mu söylemek istiyorsunuz? Durum bu değildir. Çünkü içeride siz teröristi önce destekler, sonra bundan vazgeçerseniz tabii kızdırırsınız. Ben onunla etnik kimlik, hayır, inanç birliğiyle hareket etmek istiyorum derseniz bizim böyle bir hareket tarzımız yok ki. Bizim askeri gücümüz bir defa buna hazır değil ki. Askeri gücümüze biz öyle bir yönlendirme yapmadık ki. Unutmayın Türkiye'nin NATO'ya girmesinden sonra en önemli öğrendiği şey kuvvet planlamasıdır. Kuvvet planlaması 10 yıl sürer. Siz yani 10 yıllık bir dönem öncesinde bir talimat vereceksiniz. Diyeceksiniz ki ben bölgedeki inanç ve etnik kimliğe göre yandaş olduğum kitleleri büyüteceğim. Sınırın neresinde olsa olsun. Siz gidin bulun, koruyun onları. Çok tabii absürt bir şey ama böyle bir talimat verirseniz planlayıcılara size 10 sene sonra gelirler derler ki tamam hazırız. Ama siz bunu bir sene önce söylerseniz kimse hazır olamaz. Bunun yasallığı tabii ayrı bir konu. Bu yasal değildir ama o zaman siz ne olursunuz? Bir müdahaleci devlet olursunuz. Peki Türkiye Cumhuriyeti müdahaleci bir devlet olacak. Bir, geleneğe. İki, milli imkanlara sahip midir? İkisi de hayır. Türkiye Cumhuriyeti müdahaleci bir hedefi yoktur. Hedefi olmadığı için gücü hazır değildir. Bu gücü istiyorsanız müdahaleci hale. Yani buna yabancılar kuvvet yansıması veya İngilizce'de power projection diyorlar. Siz bir power projection kuvvetine sahip olmak istiyorsanız bunun maliyeti var. Okul, yol, hastane tasarruflarınızı yaparsanız o parayı verirsiniz. O gücü oluşturacaklara. Onlar da söylediğim süre içinde bin bir cambazlık yaparak yabancılardan alacakları silah sistemleri bakımından bunu sağlarlar. Ama bu değil. Gerçek bu değil. Ama siyaset başka bir şey gösteriyor. Bunu istiyor. Peki. O zaman Sayın Rafet Aslantaş'a döneyim. Yani tabii bu tartışmaya çok da girmek istiyorsanız girin. Fırat Kalkan Operasyonu bir de çünkü zaten konumuzla da alakalı. Suriye konusunu da mutlaka soracağım. Ancak ben tabii biraz da iç siyaset nasıl baktı buna? Şimdi ben üç isim çıkarttım. Şimdi CHP'li Bülent Tezcan dedi ki Sayın Cumhurbaşkanı bu görüşmede Türkiye ile yine elde ettiği sonuçları büyük bir merakla bekliyoruz dedi. Bir açıklasın bilelim dedi. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Erdoğan ABD'ye gitmeden İncil'i kapatmalıydı. Bugün görüşme çok daha farklı olurdu diye bir ifade kullandı. Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Temel Karamollaoğlu da ziyarette nokta mı kondu, virgül mü kondu biz anlayamadık dedi. Ve bölge ülkeleriyle bir anlaşma zemininin olması gerektiği, ABD ile anlaşarak bu işi yapamayacağınız vurgusu geldi. Şimdi buna rağmen Erdoğan da saat yaklaşık 1 ile 2 arasında bir açıklama yapacaktı Türkiye'ye geldiğinde. Ancak bu açıklama iptal edildi. Neden iptal edildiğini ben bilmiyorum. Belki açıklamışlardır ama belki kaçırmış da olabilirim. Yani nasıl okumak lazım? Yani iç siyaset bunu doğru okuyor mu sizce? Yani CHP'nin ya da diğer MHP'den bir gene benzer açıklamalar. Nuri Okutan'ın açıklaması vardı. Evet. Bağımsız milletvekili. MHP'nin de açıklamaları negatif yöndeydi. Yani Sayın Tezcan'ın açıklaması da dahil katılıyorum ben.
bütün açıklamaları. Şimdi tabii Sayın Perinçek'in söylediği husus ciddi ve aslında uzak hedef olarak belki görülebilecek radikal bir çıkış. Dün kendi programını da izledim, Rafet Ballı ile yaptığı programı. Orada o da hayal kırıklığı yaşamıştı, onu dile getirdi zaten. Ya 22 kez gidilmez yani. Ben bunu açıkça söyleyeyim şimdi. Bak, bakın 15 yıl falan da olsa, bakın hayır, Atatürk'ün hayatına bakın. Savaşlar yapmış, verimler yapmış. Yani şimdi devlet mekanizmasının işlemesi için bu işle görevlendirilmiş kişi Dışişleri Bakanı'dır. Savunma Bakanı'dır. İşte neydir? Yeri geldiğinde diğer bakanlardır. Bu kadar doruk diplomasisi ayaklar altında alınmamalı. Dünyadaki tüm ülkeler için söylüyorum. Son dönemin trendi bu aslında. Dünyada da bu. Sadece bizim için söylemiyorum. O onunla el sıkıştı, onunla görüştü, her şey halloldu, bitti. Ama böyle olmuyor ki sonucunda. Çok farklı gelişiyor olaylar. Şimdi siz Rus-Çin blokunu ABD'nin delebileceğine inanıyor musunuz? Putin'le Trump 10 kez görüşse. Ben açıkça soruyorum, hani çürütçü yapalım, konuşalım bunu diye. Zor. Çünkü Şangay İşbirliği Örgütü var, başka birliktelikler var. Evet, Çin Rusya'yı kontrol ediyor, Rusya Çin'i kontrol ediyor ama hiçbir zaman bu mekanizmayı Putin'le Trump çok samimi de olsa, çok da görüşse başka şeydir devlet ilişkileri. Bu kadar çok gidip gelmeye masrafa da gerek yok. Fakir bir ülkeyiz, biz o kadar zengin bir ülke değiliz. Bunu da vatandaş olarak ifade etmek istiyorum. Kararı tabii devlet büyüklerindir. Karar alırlar, uygularlar ama ben vatandaş olarak temennimi dile getiriyorum. Şimdi bir kötü manzara vardı orada. Bunu da söylemekte fayda var. Büyükelçiliğin bahçesinin önünde olaylar oldu. Şimdi tersten düşünelim hemen. Ama biz nereye gitse burada bir olay. Ya işte olmaz. Bak çirkin şeyler oluyor. Bak algı arkamızdan konuşuyorlar. Algımız bu. Ama zaten orada, kötü bir algımız orada var. FETÖ ve her ne olursa olsun. FETÖ'yle en çok mücadele edenler de içindeyiz. Hepimiz biliyoruz değil mi? Kumpaslı bağlam mağduruyum ben de. Sen de biliyorsun bunu. O ayrı. FETÖ nerede olursa olsun mücadele edilmeli. Türkiye Cumhuriyeti'nin âli menfaatlerini kastetmiş bir yapılanmadır. Bu kim orada gösteri yaparsa yapsın. Kim yaparsa yapsın. Bir de kışkırtıcı hareket. Kim olursa olsun. Bak kızlı erkekli seyrettim, ben de seyrettim onu. Bayli bayanlı. Bir şey gösteri grubu var. Ya onlara saldıran başka bir. Ondan sonra korumaların onları dövmesi var. Ondan sonra yerde yatan bayana ve kilolu, o kilolu zaten savunamayacak durumda kendini, tekme atılması var. Bunlar hep kaydediliyor. Polisin bizim korumaya cop vurması var. Ondan sonra demir çubuğuyla vurması var. Ya iğrenç manzaralar. Utandım. Yani böyle bir şey yaşatmamaları gerekiyor. Ne? Gidiyoruz ve bir olay oluyor dediğiniz gibi sizin de. Bunlara da meydan veriyoruz. Vermememiz gerekiyor. Doruk diplomasilerine çok başvurmamak gerekiyor. Hele bizim gibi ülkeler açısından. Hı hı. Çünkü bütçemiz de müsait değil buna. Çok büyük kazanımlar da elde edildiğini açıklamalara katılıyorum ben de. Merakla da bekliyoruz ne kazanım elde ettik. Şimdi burada bir konuya vurgu yapmak istiyorum. Bizim için çok değerli bir bor madeni rezervimiz var. %70'ler oranında bizde ve ikinci üretici de ABD. Etibor, bor madeninin işletilmesiyle ilgili tek kurumu, sorumlu olan, yetkili olan. Etibor bir süre önce varlık fonuna devredildi. Şimdi ABD'nin gözü zaten bizim bor üretim kapasitemizde ve borla ilgili yapacaklarımızda. Bunu net okuyalım, erkenden söyleyelim. Bir süre sonra karşımıza çıkabilir, şimdiden uyarımızı yapmış olalım. Bu Trump'ın kastettiği ticari hususlar bizim vermemizle ilgili gelişecekse, buradan bakın sakın ha diyoruz, Etibor milli olarak kalmak zorunda. Vebali çok büyüktür. Bu çocuklarımıza, torunlarımıza devredeceğimiz bize mirastır bu, mirastır. Hem bu coğrafyanın mirasıdır. Böyle bir şey gündeme, akıllara bile gelmemeli. Bir şey mi var? Hayır yok ama şimdiden ikazımızı yapalım. Bu çok önemli bir nokta. Biz ABD'den her şeyle kopabilecek yapıda değiliz Sayın Atay. 50 yıldır hücrelerimize kadar girmiş bir ABD etkisi vardır. Siz ister ekseni doğuya çevirin, ister kuzeye, ister güneye, bu taraftan bir ışık gördüğünde sizin bürokratınız da uşağı gözleri kamaşarak bakar. Devlet adamınız da, çıkamayacak mıyız diyorsunuz? Ben buna bir de alışkanlık kazanmış bir yapı var. Kabullenemiyorum. Yani, ama şöyle bir durum var. Yani biz ABD'den hiçbir şekilde sıyrılamayacağız mı? Onun politikalarından ya da bizim bürokrasimiz hayır. Ya da gerçekten noktayı koyabilecek bir liderimiz olmayacak mı? Yani? Ya olabilir. Fantastik düşünceler de olabilir. Ama bak, fantastik bakın, mi gerçekten? Bakın, koca Çin, koca Rusya, biraz önce sizin vurguladığınızın aslında altı milli güç unsurlarıdır. Hep vurguluyoruz bakın, aylardır milli güç unsurlarını anlatmaya, öğretmeye çalışıyoruz bilmeyenlere. Siyasi gücü, sosyal gücü, teknolojik gücü, askeri gücü, coğrafi gücü, bilimsel teknolojik gücü, işte her şey, ekonomik gücü. Milli güç unsurlarını oluşturur bu havzayı. Ne kadar doluysa arkanız o kadar konuşur yaparsınız.
Rusya bilmiyor mu ABD'yle ipleri koparmayı? Çin bilmiyor mu ona rağmen bir şeyler ya, başarmayı? Koparmadan değil ama en azından ABD nüfuzunu azaltmaktan. Anladım. Tabii ki bu hepimizin yani, rahatsız olduğu bir konu. Hepimizin ama rahatsız yani olduğu sanki bir konu. Böyle şey olmayacakmışız gibi. Hiç bundan kurtulamayacağız. Şöyle evet, gerçekleri mi konuşacağız? Hayalleri mi konuşacağız? Karar verelim önce. Gerçekleri konuşacaksak. Şimdi siz ondan ne demek istiyorsunuz? Kurtulmaktan kastınız ne yani? Bir ABD Atlantik yani, güvenlik şemsiyesinin arkasından başka bir yere gidelim mi demek istiyorsunuz? Yok hayır, ben bir yön çizme açısından değil. ABD'nin Türk politikasına etkisinde bu kadar etkinliğinin biraz daha azaltılmasından bahsediyorum. Sosyal hayatımıza da çok zor oldu. ABD bütün dünyada yapıyor bunu zaten. Nedir? Bütün dünyada yapıyor bunu. Yine bildiğinizi okursunuz sonuçta. Yani şimdi sonra, bağımsız politika izlemek kul köle olmak değildir. Ya da bu yukarıdan bağırıp masa altından vermek demek değildir. Dengeli, net ve gücünüz oranında davranabilmektir. Bizim şimdi ABD ile ilişkileri koparmaktan öte halletmemiz gereken çok daha önemli sorunlarımız var kısa vadede. Ne biliyor musunuz? Yunanistan. Şimdi Yunanistan deme zamanıdır mesela. Hadi bakalım. Şimdi benim ekonomisi en kötü durumda Yunanistan 18 tane adama, toprağıma ya da tartışmalı bölgeye ki bir bölümünü biz rahatlıkla hak iddia edebiliriz. El koydu ya o Tsipras. Gıkımız çıkıyor mu ya? Ya biz şimdi ABD ile ilişkileri koparalım. Ya Yunanistan'la sıkıntımızı halledemiyoruz ki biz. Çatı açık diyorsunuz. Milli güç unsurların sosyal yapıdaki kırılmayı, kutuplaşmayı biliyoruz. Siyasal yapı zaten evlere şenlik. Acilen siyasi kadroların gençleşmesi, tazelenmesi ve acilen yenilenmesi lazım. Tüm partiler için söylüyorum bunu. Tüm partiler için bakın. İktidardan muhalefetine kadar. Pırıl pırıl çok zeki gençlerimiz var arkadan gelen. Hazırlanmalı bu çocuklar, bu insanlar. Fırsatlar verilmeli. Bir sürü sorunumuz varken, ekonomi darboğazdayken macera mı arıyoruz? Arayalım. Ayrı bir konu. ABD'nin Türk siyasi hayatına bu kadar etkili olmasından hepimiz rahatsız. Bir kere PKK-PYD konusunu yaşadık hep beraber. FETÖ konusunu yaşadık hep beraber. Bununla ABD tabii yüzleştirilmeli, yüzleştirilecek. Şimdi ama küresel büyük okuma yapacak olursak, ayaklarımız yere basacaksa yani ona sırtımızı tamamen dönelim, bunun kucağına oturalım denmesi ne kadar hataysa, bir anda bütün her şeyden sıyrılıp Kuzey Kore modeli bir konuma verilmek de o kadar hata olur. Denge, bakın denge. Tamam. Her şey dengedir. Biz Avrupa normlarına Sayın Atay sırtımızı dönebilir miyiz? Dönemeyiz Avrupa normlarına. AB'ye girelim çabasına değiliz. Ben hep karşısında oldum bu düşüncenin zaten. Zaten almayacaklarını ifade ettim. Ama Avrupa'yı birbirine bağlayan kültürel, ekonomik, sosyal hayatı düzenleyen, uygarlığın beşiği olduğunu da hep kabul ettiğimiz, sanayi devriminden itibaren çok büyük bir dönüşüm yaşayan bir coğrafyadaki ülkelerden, toplumlardan bahsediyoruz. Sırtımızı dönebilir miyiz? Hayır. Amerika Birleşik Devletleri'nin akademik dünyasına saygımız yok mu? Akademik dünyasına. Yani dünyada 500 üniversite sayın kaç tanesi Amerika Birleşik Devletleri'nde? Ya da NASA'nın çalışmalarını ya da başka bilimsel çalışmalarını, her şeyi siyasal gözlükle bakarsak eyvallah, o doğru. Keza Rusya'nın büyük uygarlık birikimine saygımız yok mu? Sanattan spora kadar çalışkan bir toplum olmasına. Dilerseniz toparlayın çünkü reklama gireceğim. Yine ben, bana mı denk geldi reklam yine? Bak izleyiciler şikayet ediyor ama bu reklamlar bana denk geliyor. Bilerek yapıyorum. Sizin reyting yüksek muhtemelen. Sonra hep şikayet yazıyorlar ama Erdem Atay şikayet ediyorlar. Şimdi Çin'le de çok büyük birliktelikleri kazanca çevirebiliriz. Bu fırsatların hepsini kullanmalıyız, hepsini. Hepsini dengeli bir şekilde kullanmalıyız. Pazarlık gücümüzü artırmalıyız. Zeki olmalıyız. Almanya'nın, o sanayi devinin, o lokomotifin lideri akılsız mı yani şimdi? Düşünemiyor mu bunu? Gerçekçi olacağız. Tabii ki, bitiriyorum bir dakika tamam. Bitiriyorum. Evet, ondan sonra tabii ki bu ilişkileri masaya yatıracağız. Dengeyi bulacağız. Ama olmayacak rüyalara da girmeyeceğiz. Bu sömürülmemiz anlamına gelmez. Çok dengeli davranabiliriz. Çok güçlü davranabiliriz. Konuşuruz isterseniz bunları. Peki. Yollarını da. O zaman Başkent Kulisi reklamların ardından devam edecek.
Başkent Kulisi son bölüme devam ediyor. Çok değerli konuklarımız Sayın Deniz Kutluk, Sayın Rafet Aslantaş ve Sayın Mustafa Yılmaz konuklarımız. Tabii Erdoğan Trump görüşmesinin ardından Türkiye'nin sorunlarını ve çözümü de konuşuyoruz bir yandan. Tabii çok da önemli değerlendirmeler de oldu. Ben tabii şimdi Sayın Mustafa Yılmaz'a dönmek istiyorum. Şimdi gazeteleri aslında ilk bölümde biraz konuştunuz. Gazetelerin hangi manşetlerle işte zafer naraları attığını anlattınız ama bir de Washington'a giden gazeteciler var. Onların köşe yazıları var. Şimdi onlara dikkat ettiğimizde ben bir okudum. Yani işte her şey çok yolunda. Müttefiki, stratejik müttefikimiz bu. Her daim devam edecek. İşte NATO'da daha da güçleneceğiz. İşte hiçbir sorun yok. Şimdi yazılar, yani mesela birisi Nagihan Alçı okudum. Yani okuyunca ben başka bir ülkede mi yaşıyorum? Ben de onu merak ettim. Hani bizim izlediğimiz ne, onun gördüğü tabii Washington'a gitti. Belki orada böyle bir durum var ama gidenlerin hepsi benzer şeyler. Yani NATO'ya girmek, yani NATO'da kalmak çok güzel, harika. İşte stratejik müttefiklik devam. Biraz önce zaten Sayın Komutanlarımız da değerlendirdi. Yani stratejik müttefiklik biraz tehlike konusu. Şimdi hem bizim medyanın durumunu anlatmak açısından hem de yani bu ABD algısını nasıl kırarız? Yani bu hem diplomatik açıdan hem de medya açısından nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya birincisi stratejik müttefiklik meselesinden başlamak istiyorum. En temel problem, yani problemin temelini oluşturan şeylerden birisi bu. Çünkü yani biz bu kadar bizim için tehdit kabul ettiğimiz ülke açısından bir yapıya destek veren bir ülke, açıktan silah desteği veren bir ülkeyle nasıl müttefik olabiliriz, ittifak kurabiliriz? Ya burada bir problem var. Birincisi bu. Gazeteciler meselesine gelince kabul edelim ki bu dönemde iktidara çok fazla angaje olmuş bir gazetecilik anlayışı var. Ben 27 yıldır bu mesleğin içerisindeyim. İlk kez gerçekten iktidarla gazeteci iktidar ilişkisinin çok ötesinde bir ilişki içerisine girmiş bir gazeteci kesimi var. İktidarın da bu hoşuna gidiyor, kabul edelim. Yani önceden biz de gazetecilik yapıyorduk. Diğer başbakanların, cumhurbaşkanlarının dönemlerinde yaşadık. Muhalif olsun olmasın, belli isimler mutlaka önemli gezilere davet edilir. Ama bugün geldiğimiz nokta itibariyle sadece iktidarı destekleyen argümanlara, yazılarında yer veren ya da onların savunuculuğunu yapan gazeteciler o uçaklarda, o görüşmelerde, o zirvelerde yer bulabiliyor. Yani bu iki taraflı bir ilişki. Kazan kazan üzerine kurulu soralım, bir ilişki. Soralım, hiç gittiniz mi mesela? Hiç uçağa bindiniz mi? Ben hiç bilmedim. Hatta birisinde sormuşlardı. Siz hiç uçağa bindiniz mi? Bilmediniz. Neden? Ben bu soruyu uçağa binemeyenlere değil, binenlere sormanız lazım diye bir ifadede bulunmuştum. Ya böyle bir ilişki var. Bu siz doğru bir ilişki değil. Siz Ankara temsilcisisiniz. Yani Milli Gazete'nin hiç önemli. Çağırmadılar yok, değil mi böyle? Yok. Çağırmamalarından dolayı da çok rahatsız değilim. Çünkü öyle bir gazetecilik de yapmak istemem. Yani iktidarın hoşuna giden şeyleri yazacak ve bunun bedeli bu olacaksa ben öyle bir gazetecilik anlayış içerisinde olmak istemem. Diğer ama senin sorduğun sorulara ilave olarak ben Deniz Bey'in ifadelerine ilişkin özellikle misak-ı milli, elbette misak-ı milli önemli. Ama bizim hemen burnumuzun dibinde yine ifade ettiğim gibi Amerika'nın 10 bin kilometre öteden gelip konuşlandığı bir yerde bizim burnumuzun dibindeki bir probleme sessiz kalmamız, duyarsız kalmamız, ilgisiz kalmamız hele hele uzun vadede bizim için çok ciddi bir tehdit oluşturacaksa, tehlike oluşturacaksa duyarsız kalmamız düşünülemez. İkincisi ben Suriye'deki askeri varlığımızdan daha çok Türkiye için İncirlik'teki askeri varlığı daha büyük tehdit olarak görüyorum. Yani işte yaşadığımız yeni bir kriz var. Yani Alman milletvekilleri geliyor, İncirlik'teki Alman askerlerini ziyaret etmek istiyor. İzin verilmiyor. Mesela ben şöyle bir şey de tahayyül etmek istiyorum. Yani bizim milletvekillerimiz Almanya'da bizim askeri birliğimizi ziyaret etmeye gitsin. Yani askeri böyle bir talebimiz olduğundan dolayı değil. Ama yani ben İncirlik'in dediğim gibi Cerablus'taki askeri varlığımızdan Türkiye için daha fazla tehdit algılıyorum, tehdit görüyorum. Yani bunu da ifade etmekte fayda görüyorum. Artı İsterseniz işte İran'ın Haçlı Şabi ile bölgede olduğu, işte
Amerika'nın PYD ile işbirliği yaptığı, Rusya'nın rejimle işbirliği yaptığı bir dönemde Türkiye'nin, bakın Suriye politikasına ayrıca konuşuruz. Yani ona ilişkin çok ciddi eleştirilerim var. Ben de gazeteci olarak defalarca Suriye'ye gittim. Esad'la yapılan görüşmelerde bulundum. Ama Türkiye'nin de ÖSO ile orada var olmasını ben çok ciddi bir problem olarak görmüyorum. Çünkü Suriye'deki o yapılanma Washington'dan çok Ankara için tehdit. Bunu defalarca yaşadık. O yüzden biraz daha bence farklı düşünmemiz lazım. Ben itiraz olsun diye değil ama Rafet Bey'in hayalle ilgili, yani gerçekleri görmemiz lazım. Mutlaka çok önemli bir tespit. Gerçekleri görmemiz lazım. Ama bu bizim hayal de kurmamıza engel değil. Çünkü gerçekten bir hayaliniz yoksa geleceğiniz de yoktur. Ben bunun defalarca tarihte gerçekleri görelim diye Amerika'ya teslim olmak, Amerika'yı tek güç olarak görmek, bugünkü problemin temelinde de bu. Oysa geçmişte bunun örnekleri var. 74 Barış Harekatı. Biz Amerika'ya rağmen gerçekleştirdik o Barış Harekatı'nı. Necmettin Erbakan ve Bülent Ecevit'in iktidar olduğu dönemde gerçekleştirdik. Yani bir irade, bir kararlılık ortaya koyduğunuzda bunu gerçekleştirebiliyorsunuz ve 74'ten beri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir huzur ortamı var. Yani 74 öncesini de hepimiz hatırlıyoruz. Asker olarak siz çok daha iyi hatırlıyorsunuzdur. Huzur ortamı var. Demek ki yapılabiliyor. O dönemde de Amerika mektuplar yazdı, Amerika tehditlerde bulundu, Amerika şantajlarda bulundu, Amerika ambargo koydu. Ama buna rağmen bunu yapabildik. Çünkü bir kararlılık, bir irade ortaya koyduk. Bence olayı böyle değerlendirmemiz lazım. Bir de mutlaka ben, hepimiz Amerika'yı konuşuyoruz ama bölge açısından değerlendirecek olursak asla pas geçmememiz gereken bir ülke var, İsrail. Bölgedeki bütün bu planlamaların merkezinde bence İsrail var. Şu ifadeyi kişisel kanaatimdir, doğru bulmuyorum. Amerika PYD'yi tercih ediyor. Hayır, Amerika İsrail'i tercih ettiği için PYD'yi tercih ediyor. Amerika'nın bölgedeki birinci önceliği İsrail, İsrail'in güvenliği. Bunun detayına girmeye gerek yok. Amerikan başkanlarının açıklamalarını, Trump gelmeden biraz daha sabredin İsrail'e yönelik mesajları falan. Çok net yani. O yüzden Sykes-Picot Anlaşması'nı, bölgeye yönelik İsrail ve İngiliz planlarını, Suriye'nin üçe bölünmesi gerçeğini o planlarda görmeden, masaya yatırmadan bizim yaşadığımız süreci algılamamız bence mümkün değil. Şimdi Sayın Başkan, sağ olsun Mustafa Bey, benim açıklamalarıma karşı yorumlarını sıraladılar. Yo, ben hani onun notu aldığım için ifade etmek. Konular unutulmadan onlara tekrar değinme fırsatı verecektir diye düşünüyorum. Sizin yönetiminize müdahale etmek açısından değil ama dinleyicilerin, izleyicilerin bütüncül bir anlayışa varabilmesi açısından. Şimdi komşunuzun toprak bütünlüğü tehlikedeyse, başkaları buna yol açmışsa, siz de benim yanımda oluyor diye buna müdahale etmezsiniz. Normali bu. Amerika dünyada 60 küsur ülkede önceden hazırlanmış askeri varlık bulunduruyor. İstediği zaman uçaklarla birliklerini getirip o ülkede operasyon yapabilir. O bir global güç. Amerika onu yaptı diye biz buna seyirci mi kalalım gibi bir mantık olamaz. Sizin dış tehdit algılamanız yönetir. Bizim Suriye'den bize gelecek bir dış tehdit algılamamız PKK'yı dışarı çıkardığı andan itibaren bitmiştir. Türk-Suriye askeri işbirliği başlamıştır. Ben Genelkurmay'da çok Suriyeli muhataplarımla yemekler yedim. Müzakereler yürüttüm ve karşılıklı birbirimize eğitim desteği vermeye başladık. Hani bizim onlara verdiğimiz esastı ama Adana protokolünden sonra. Sonra, Adana protokolünden sonraki durumlar. Suriye politikasını A'dan Z'ye konuşmuyoruz. Suriye yangın yerine dönmüşken içine bir de Türk askerini sokmaktan bahsediyoruz. Suriye'nin kuzeyinde orası, burası, adı şu olan, bu olan herhangi bir grup egemen olabilir teorik olarak. Bu iç savaşın nereye gideceğine bağlı olarak. Suriye merkezi kuvvetleri de olabilir. Bölünmüş bir Suriye de olabilir. Birleştirilmiş Irak, Suriye üçe bölünmüş etnik kimlikli bir ülke de olabilir. Bunlar bizim dış politikamızı sınır güvenliği noktayı nazarından ilgilendirirler. Sınır güvenliğini de şu an çok pahalı bir projeyi yürütüp 511 kilometreyi betonladığımıza göre, yani bunun düşünün, yani buradan İstanbul 440 kilometre Ankara'dan İstanbul'a kadar Tekirdağ'a kadar duvar örüyoruz. Her biri 7 ton.
Ben bugün hesapladım. Yarım milyar dolarlık sadece çimento gidiyor. Şimdi bu kadar büyük bir yatırım yapıyoruz. Niye? Kendi karıştığımız yangından zarar görmeyelim diye. Ne oldu? Politika döndü, bizi vurdu. Karışmasaydık olur muydu? Olmazdı. Çünkü binlerce yıldır 910 kilometre sınır orada duruyor. Sınırın böldüğü vatandaşlar var. Birbirlerini geçiyorlar, görüyorlar. İyi niyet ilişkileri sürüyordu. Esas olan yurtta sulh, canda sulhtur. Esas olan budur. Diğerlerinin hepsi dönemsel tecavüzkar işlerdir. PKK'yı şu ülke bu ülke destekleyebilir. Biz PKK'yı her destekleyene ilişkimizi kesecek olsak yapayalnız kalırız. PKK içinde Ermeniler var, Ruslar var. Rus silahları var, gördük. Alman silahları oldu. Şu an yeterince yalnız Amerikan oldu. Yani. Dolayısıyla PKK'nın İncirlik'ten desteklenmesi diye bir şey söz konusu değil. Ama orada çekiç güç harekatı varken Kürt özerkliğinin Amerika tarafından desteklenmesi vardı. Türk helikopterlerini düşürmek isteyen uçuşlar oldu. Geçmişte bunlara biz izin verdik. Tolerans gösterdik. İncirlik bir Türk-Amerikan ikili üssü değil. İncirlik bir NATO üssü. NATO'ya deklar edilmiş ve çok uluslu kullanıma izin veriyor. Almanya'da orada NATO şapkasıyla bulunuyor. İkili anlaşmalarla yapılmadı mı? Almanya ile mi? İncirlik. Hayır, İncirlik. ABD-Türkiye ikili anlaşmalar diye biliyorum. Hayır. Savunma Ekonomik İşbirliği Anlaşması zaten İncirlik'ten çok sonra yapılmış bir iştir. Yani o anlaşma uyarınca Türkiye, Amerika'dan bir miktar para karşılığı bir miktar silah almıştır. Bir takım Amerika'nın kullandığı geçmişteki tarım arazilerinin kirasını almıştır. Sonra da anlaşma kadık olmuştur aslında. Amerika ben müttefiklerime para ödemem demiştir. Bir takım yan çizmiştir filan. Öyle gitmiştir. Sonuçta Amerika bir corporate state'tir. Şirketlerden oluşan bir devlettir. Siz Amerika'da şirketlere muhatapsınız özünde. Yani onun için başkan filan diye fazla da abartmaya gerek yok. Başkan da o şirketlerin en tepesindeki bir kişi. Şirketlerin desteğiyle oraya geliyor. Basını şirketler kontrol ediyor. O şirketlerin içinde çok fazla İsrailli var. Yahudi kökenli sermaye var. Aslında dünyayı onlar yönetiyor. Bizim İsrail'le ilişkimizin parametrelerinden bence biridir. Biz Amerika'yı yönetmek istiyorsak aslında İsrail'le yönetmemiz lazım. Ama şimdi burada İsrail'in güvenliği dediniz. Ben de o zaman soruyorum. 1973'te bu İsrail daha küçükken, nüfusu bunun yarısıyken, yan yana Suriye, Ürdün, Mısır hepsini bir batında mağlup etmedi mi? O günden bugüne işte Camp David'de Mısır, arkadan uysallaştırılmış Ürdün, tek başına Suriye ve Golan Tepeleri problemiyle karşı karşıya kalmadı mı? Filistin'le arasında tarihsel haklar var, sıkıntılar var. İşte Kudüs başkent olsun, oradan girersin, buradan çıkarsın. Ama içinde de 1 milyon Filistinli var İsrail'in içinde yaşayan. Her gün sınırı geçip bir o kadar da çalışanı var. Yani İsrail deyince öyle çok öcü gibi bir yere bakmayalım. İsrail teknolojinin en üst seviyesinde bir ülke. Çölden tarım arazileri yaratmış bir ülke. İhracatı Türkiye kadar bir ülke. Savunma sanayinde çok önemli bir ülke. Dünya ticaretinde ve dünya politikasında çok önemli bir ülke. Şimdi İsrail ufacık, Araplar ona düşman. Biz İsrail ilişkilerimizi Arap parametresine göre yürütemeyiz. PKK parametresine göre evet, orada dikkate alırız. Çünkü bizim İsrail ilişkilerimizin bozulması sadece Mavi Marmara olayı değildir. İsrail'in daha evvel taahhüt ettiği, PKK ile hiçbir ilişkim yok, Kürtlerin bağımsızlığı hiçbir ilişkim yok. Taahhütüne rağmen zaman içinde dönüp onlarla ilişkiye girmesi ve geleceğini çok bir ekstra çözüm, çok abartılmış bir çözüm olarak kuzeyde bir bağımsız Kürt devleti olursa ben onunla köprü yaparım. Dolayısıyla benim bölgede yalnızlığım biter. Benim için daha iyi olur. Büyük İsrail'de böylece ufak ufak kurarım. Bu bir ütopya aslında. Bu ütopyaya karşı Türkiye'nin politikası sen bunu yapamazsın demek değildir. Türkiye'nin politikası şu olmalıdır. Makul olanı, pragmatik olanı. Türkiye benim sınırlarımın ötesinde kim olursa olsun. Sınırlarıma gelecek tecavüzü yol açanları cezalandırırım. Türkiye'nin pozisyonu budur. Onlarla hocam İsrail'in hiç mi alakası yok? Yani Suriye bir hattın ortadan kaldırıyor. Ama yani bu ilişkiyi kurarken İsrail'in bölgedeki çalışmalarını onu ifade etmeye çalışıyorum. Ben de göz ardı edemeyiz. Yani ben mesela 2004 yılında yani Avrupa bile sadece Amerika'da değil. İşte hepinizin bildiği Fırat ve Dicle nehirleriyle ilgili tasavvur. Yani
aynen okuyorum. Orta Doğu'da su önümüzdeki yıllarda Avrupa Birliği'nin çevre başlığı altında gündeme getirdiği bir şey ama korkunç bir şey. Orta Doğu'da su önümüzdeki yıllarda giderek artan biçimde stratejik bir konu haline gelecek. Türkiye'nin AB'ye katılımıyla beraber su kaynakları ve altyapılarına Fırat ve Dicle Nehir Havzaları diyor özellikle. Üzerindeki barajlar ve sulama sistemleri İsrail isim belirterek İsrail ve ona komşu ülkeler arasında su alanında sınır ötesi işbirliği ilişkin uluslararası yönetimin AB için önemli bir Avrupa Birliği için önemli bir mesele haline gelmesi. Yani evet. Bölgenin suyuna ilişkin bir takım planlamalar bile yıllardır. Yani biz bu gerçekleri görmeden hayır bir şey bu gerçek hayır, bu gerçek sizin denkleminizin neresinde duruyor? Bu gerçek tam göbeğinde duruyor. 20 yıldır konuşulan, müzakereli yapılan. Tarih hukuki, zaten 100 yılda bir yazılır hocam. Yani hayır, hukuki çerçevesi şey çizilmiş. Türkiye'nin 500 metre saniye su verdiği bir havzaya ve bunu taahhütünde yerine getirdiği bir durum var. Kimsenin şikayeti yok uluslararası yani. Uluslararası konsorsiyuma aktarılmasından bahsediliyor. İstiyorlar efendim. Tabii siz zayıflık gösterirsiniz. Herkes çantasında geliştirdiği 50 yıllık. 50 buna yıllık. Mecbur olduğumuz, ben buna mecbur olmadığımızı. Yani mecbur değiliz. Bunu... Mecbur değiliz. Bakın siz zayıflık gösterirseniz, siz caydırıcılığınızı erozyona uğratırsanız, siz siyasi gücünüzü, ulusal moral ve maddi gücünüzü zayıflatırsanız, herkes çantasından, sizin geçmiş tarihinizden kalan bir hesabı çıkarır önünüze koyar. Bu uluslararası ilişkilerin temel kuralı. Söylediğiniz talep, Türkiye Avrupa Birliği'ne çok girme hevesindeyse Avrupa Birliği sizden bunu ister. Siz dersiniz ki ben bunu yana getirmem. Rezervasyon altına alırsınız, geçer gidersiniz. Ama şunu da söyleyelim. Madem Türkiye'de muazzam bir liberal ekonomi var, o zaman şunu soralım. Türkiye'nin Suriye sınırına yakın verimli topraklarının ne kadar acaba yabancıların satın almasına açılmış ve ne kadar İsrail'in eline geçmiştir? Çoğu. Milyon metrekareden bahsediyoruz. Yani milyonlarla çarpılıyor, anlatılıyor. Bu konuda bir takım sualler var. Ciddi yanıtları kimse vermiyor. Yani talep ediyorsunuz, bilgi alamıyorsunuz. Yani böyle bir savaşa falan gerek yok. Gidin satın alın. Alıyorlar. Amerika Alaska'yı satın almadı mı? Amerika bir takım adaları satın almadı mı? İsrail istediği yeri satın alma gücüne sahip değil mi bu durumda? Siz liberal ekonomi ve küresel ilişkiler dediğiniz zaman buna açıksınız bir defa. Parasını cebine koyan geliyor İstanbul'da ev alabildiği gibi gidiyor tarım arazisi de alıyor. Tarım da yapıyor. İsrail tohumculukta, çiçekçilikte dünya lideri. Size satıyor. Ve bundan gocunacak bir şey yok. Bu bir uluslararası ekonomik rekabet. Buna izin vermişiz. Bir defa İsrail düşünerek vermemişler baştaki yönetim. Bu ekonomi canlansın diye vermiş, büyüsün diye vermiş. Büyümüş, tamam. Türkiye'ye gelen, yani sizin gerçi enstitünüzün konusu ama Türkiye'nin tarım alanındaki açmazları o kadar büyüdü ki. Çıkarılan yönetmeliklere şunlara bunlara bir bakarsanız, Türkiye'de artık yerli tohumu elde etmek bir defa problem. Yani ancak kooperatifleriyle elde edebiliyorsunuz. O da örgütlenmişseniz. Yani Türkiye şu an bir tarım ülkesiyken tarım yapamaz hale getirildi. Bunda ulusal iradenin zayıflığı ve uluslararası global şirketlerin dünyaya egemen gıda şirketlerinin rolü yok mu? Elbette var. Ama bunu aşmanın formülü ne hocam? İşte aa, şimdi hocam çözümlere gelmedik. Mı? Hayır. Çözümlere gelmedik. Şu an biraz da o zaman çözümlere geçiyoruz. Şu an sorunları konuşuyoruz. Tamam. Çözüm de, sorunları konuşuyoruz. Çözümleri ele almadık. Çözümler için herhalde bu akşam zamanımız varsa bakıyoruz. Ya oyunu kuranlarla bir araya gelerek oyunu bozamayız. Yani bugün Temel Bey'in cümlelerinden biri de oydu. Yani bölgeyi planlama yönelik bir takım oyunlar var, stratejiler var, planlar var. Bunu yönetenler var, isteyenler var diyelim sizin ifadesiyle. İsrail. Siz bunu o kadar normal söylüyorsunuz ki. Tamam aynı şeyi söylüyoruz ama çözüm bu oyunu planlayanlarla bir araya çözümü gelerek... Çözümü konuşmadık. Çözümü konuşursak ama elbette konuşalım. Sizin dediklerinizden İsrail dünyanın bir realitesi, bölgenin bir realitesi, elbette, ekonomik güce sahip. Elbette. Geliyor toprağınızı alıyor. Ben bunları meşrulaştırma adına söylüyorum. Elbette bunlar meşru zaten. Abdülhamit hayır. Satmadı yani. Hayır, meşru mu bunlar? Bunlar meşru. Şöyle Abdülhamit satmadı ne oldu? Değil diye hayır, Abdülhamit yani, satmadı yani, ne oldu? Doğu sorunu tabii, Osmanlı'nın yıkılmasıyla sonuç verdi. Doğu sorunu o zamana kadar uykuda yatıyordu aslında. Yani şöyle bakalım o zaman. Şimdi her nihayetinde böyle konuşuyoruz olsak da şimdi bir ekonomi konusunda çok üst düzey iş adamları İsrail'e çıkartma yaptılar. Yani daha da önemli anlaşmalar olacak. Ama o zaman ben şöyle söyleyeyim.
ben şöyle sorayım. Tabii, oradan çok kısa... Cevap hakkı burada bitmişsin olsun. Siz lütfen... Yok hayır, yani cevap hakkı değil, aslında aynı şeyi söylüyorum. Yani benzer şeyler ama çözüm odaklı biraz daha konuşmak daha doğru diye düşünüyorum. Şimdi bir Kürt koridoru bahsediliyor. Tabii buna hani Amerikan koridoru, İsrail koridoru gibi işte ifadelerde takılabiliyor. Şimdi bir yandan hani tabii Fırat Kalkanı da konuşuyorduk. Orada biraz daha hani acaba doğru mu yanlış mı stratejisi üzerinde de konuştuk ama... şunu da sormak lazım. Şimdi Hatay tehlikede değil mi? Bu koridoru kuran İsrail'in faktörünü nasıl engelleyebiliriz? Çözüm odaklı ne yapabiliriz? Yani o koridoru kırmak için ne yapabiliriz? Kısa bir cevap. Evet, ben, o alayım çünkü... Sayın... Çok kısa bir cevap ona vereyim. Sizin akışınızı ben bozmamak için kısa evet, veriyorum. Yoksa ben de size... Aslında çok güzel konular ama keşke zamanımız olsa. Getirdiği, yani ne oluyor Kıbrıs'ta 18 adı Ege'de? Onunla ilgili bir iki şey ben de söylemek istiyorum. Ona döneriz ama ona önce döneriz. Şimdi bu koridor Türkiye'den toprak istemeye yeltenmediği sürece bir takım güçler tarafından hayata geçirilebilir. Güç dengelerine bakıyoruz. Böyle bir şey olabilir. Yalnız dış politika bu kadar çok hesaba kitaba denk gelmez. Dış politikanın hedefleri 50 yıl, 100 yıl, 150 yıl gibi zaman alır. Örnek, Ayastefanos'tan beri sizin Bulgar sınırınızı çözememiştiniz. Ancak 1984'te çözebildiniz. 100 sene sonra. 110 sene sonra çözebildiniz. Dolayısıyla uluslararası sorunların yavaş dönüşümlü ve ulusal iktidarda kim olursa olsun arkasında aynı gücü koyarak takip etmek mecburiyeti vardır. Ama biraz da dönem şimdi, geçmedi mi? Yani Suriye sorunu... Oraya geliyorum. Yani daha Suriye, hızlı. Artık orada bir savaş Suriye, var yani. Kuzeye, Hatay dediniz ya, oraya kadar geliyorum. Şimdi uluslararası sorunlarınız varsa bunun arkasında bir iktidar, iki iktidar, üç iktidar, beş iktidar hep aynı istikamette gidersiniz. Uluslararası sorunlar ulusal politikalar kazanmak için kullanmaya başlanırsa erozyona uğrar ve kaybedersiniz. Çok tehlikeli bir hatadır. Onun için diyorum hoparlör diplomasisi Türkiye'de kötü bir gelenek yaratıyor. Bu bizim bütün kozlarımızı elimizden alıyor. Gelelim orada açılacak koridora. Bu koridorun adı Kürt Devleti olsun. Bu koridor denize ulaşsın, ulaşmasın. Bunların çok önemi yok. Çünkü bizim için, bizim çıkarımız şurada. Yani ben yaygın algılamaya karşı çıktığım için bunu söylüyorum. Bizim çıkarımız şurada. Ben bir karış toprağa kimseye vermek üzere hazır değilim. Kimseden de irredentist talebim yok. Geçmişten kalan şu kadar toprak benimdi. Ben oraya gideyim, Musul'u alayım, buraya gideyim, Türkmenler için adına bunu alayım, petrol bölgesi diye buraya el atayım. Böyle bir talebim de yok, olmamalı. Peki ama şimdi Sayın Rafet Aslantaş dedi, gerçekleri konuşalım. Gerçekler şimdi Laskiye'den çıkılmayacaksa Akdeniz'e nereden çıkılacak? Yani koridor ayar Akdeniz'den... Laskiye'den niye çıkılmasın? Mani olan ne? Rusya. Yani Rusya orada üstlerini bırakıp oraya da yani herhalde şimdi, PYD'yi terk edecek değil. Ya da şimdi, en güçlü olduğu, Suriye rejiminin en güçlü olduğu da rejim demek ne kadar doğru. Suriye devletinin kendisi orada. Laskiye'de ve Şam'da güçlü. Şimdi onlar gerçekten bu coğrafyayı bırakırlar mı? Burada tehlike biraz Hatay'a, bir Sakınlı'ya gelmiyor mu? Bence kesinlikle olmaz. İmkan buna, yani buna göz dikenin gözü çıkarılır. Yani en net yapılacak olan işlem budur. Fakat şimdi burada herkes çok kolayca şunu konuşuyor. Yani bu mecliste değil, basında da bunu izliyorum. O onu istiyor, bu bunu istiyor, o onu alacak. Aman öldük bittik. Ya böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Kağıt üzerinde bu yazılan ihtimaller her zaman bir defa basına paylaşılmamalı. Çünkü ülkeler ek yerlerini basına paylaşmazlar. Zafiyet noktalarını paylaşmazlar. Üstüne örterler ki rakibi onu göremesin. İkincisi, Türkiye'nin gücü ve Türkiye'nin seferberlik gücü dehşet büyüktür. Yani Türkiye 3-5 milyon ordu çıkarabilir. Yani Çin kadar ordu çıkarır Türkiye. Bu çıkarları tehlikeye düştüğü an bu kadar büyük bir güce ulaşabiliriz. Soruyorum, kim karşı koyacak? Niye? Nükleer gücü olmayan herhangi bir kişi bu kadar büyük bir gücü uyandırmak istemez. Nükleer güçle de nükleer olmayan bir ülkeye saldıramazsınız. Dolayısıyla Türkiye Hatay'ın bir kaldırım taşını hiç kimseye vermez. Talep edenin elini kırar, dilini keser, peki, gözünü çıkarır. Ya tabii ya, şimdi ben bundan burada katılıyorum. Hiç şüphe yok. Benim de şüphem yok bunda. Yani bunu yazıyorlar ya, aman ondan onu isteyecek, oradan bizden toprak alacak, Kürtler kurulacak, bir Türkiye'de Kürtlerle birleşecek. Yok öyle bir şey. Kim hangi güçle yapacak? Tehlike üzerine efendim, hareket tehlike, mi? Bakın tehlike. Şimdi tehdit. Çok uzadı ama yani. Tehdit dediğimiz, tehlike dediğimiz şey, güvenlik literatüründe adı tehdit. Şimdi tehdit şöyle koca bir şemadır. İçinde 60-70 parametre vardır. Her birinin değişik yarattığı riskler vardır. Bunların her biriyle de boğuşan kardeşlerimiz, arkadaşlarımız vardır.
Bu tehlike kendi kendine öyle gökten inmez. Bunu çok uzun zamandır akademilerde eğitir arkadaşlar birbirlerini. Planlarına sokarlar, silahlarını geliştirirler ve buna teşebbüs edecek olanı pişman edecek kadar da hazırlıklıdırlar. Bakın bundan en ufak tereddüt olmasın. Kıbrıs söylediniz. 16. Hocam Kıbrıs söylediniz. Bakın Mustafa Mayıs'ta Bey. Aydın'a 17 kilometre Eşek Adası'nda üniformayla kuzu çevirdiler. Yani şimdi, ben de şaşırıyorum yani. Tehdit olamaz şey. Ben Çeşme'deydim. Oraya geliyorum. Ben kuzu Sakız Adası'nda yüzen Yunanları görüyorsunuz Çeşme'de oturduğunuzda. Tamam yani efendim. Şimdi 17 kilometre. Ben her gün geçen kendi programımda da söyledim. İşten eve gelmek için 24 kilometre yol gidiyorum yani 17 kilometre gelip oraya karakol kurmuş, kilise açmış. Biz ne yapıyoruz? Havadan bir şey. Ben keşke sizin dediğiniz gibi olsa. Şimdi efendim sizin bir şu Kıbrıs'la ilgili. Çok kısa alayım. İki şey yani. Söyleyeceğim. Tamam onu alayım mutlaka. Kıbrıs'la ilgili söylediğiniz var ya hani 74 hakkımızı yaptık. Bakın Kıbrıs harekatını biz 6 günde yaptık biliyor musunuz? 6 günde. Onu silmeyin. Yok yok tamam ben. Yani 7 ayda Suriye'nin orada, Suriye'nin orasında yapabiliyoruz yani. Kaybettiğimiz insanlar var, 300 kişi, 325 kişi. Bütün Kıbrıs adasının, istersek tamamını alabilirdik. Evet. 6 günde kuzeyin emniyeti aldık. Eyvallah. Ve 900 kaybımız var toplamda. Tamam mı? Şimdi bu bizim hazırlıklı... Ki her türlü ambargoya rağmen. Hazırlıklı yani oluşumuzu de gösteriyor bu. Teknolojimiz yetersizdi, dış ticaretimiz 5 milyar doların altındaydı. Şu an neden bahsediyoruz? 200 milyar dolardan bahsediyoruz. 5 milyar dolar da o zaman dış ticaretimiz. Ambargo vardı, tehdit vardı, o vardı. Ama ne vardı? Bir, uluslararası haklılık vardı. Ne vardı? İki, Türk vatandaşları eziyet görüyordu. Zaman altın değerindeydi. Başka ne vardı? Üç, soğuk savaş vardı. Bize engel olacak olan güçler soğuk savaştan dolayı bizim müttefikimizdiler. Bize engel olamazlar. Ruslar mesela yardımcı oldular Kıbrıs Harekatı'nda. Şimdi dolayısıyla konjonktürel bir durum liderler tarafından fırsata kullanıldı. Peki. Gelelim Çipras çok ve kısa, 18 ama adaya. Çok kısa alayım çünkü yani. Çok kısa alayım çünkü. Çok önemli bence. Ben gerçekten merak ettiğim için soruyorum. Kıbrıs, Çipras. O zaman sizin hakkınızı. Tamam. Ben görüyorum evet. Peki tamam. Sayın Deniz. Gerçekten şimdi bakın, merak ediyorum. Niye caydıramıyoruz? Rafet kardeşimize söyleyeyim. Rahat. 18 ada. Şimdi bu adanın tamamı 152 tane. Tamam mı? 18 tanesi suyu olduğu için, elektrik bağı olduğu için yerleşime açılmış. Türkiye'nin durumu ne? Türkiye 96 yılından beri, 2006, 2016, 21 yıldır konuyu uluslararası meclise taşımış. Bir uluslararasılaştırma, konunun tanınma safhasını yaşamış. Kendi milli güçlerini harekete geçirmiş, onları şartlandırmış, inandırmış, arkasına almış düşüncenin. Kitaplar yayınlamış. Bugün bu akşam buraya getirecektim. Benim elimde 8 tane kitap var. Hangi ada bizim, hangi ada onları, neden mantığını anlatan. Haritaları var, geçmişi var. Bütün uluslararası belgeleri var. Türkiye bunu Milli Güvenlik Kurulu'na götürmüş. Temel kararlarını aldırmış. Yani bu konuda yürü dediği zaman 6 güne kalmaz. 6 gün Kıbrıs için diyordum ya. Bu iş 6 güne kalmış, 6 saatte biter. Bu böyledir. Ama Türkiye öte yandan Birleşmiş Milletler'in üyesi. NATO'da komşumuzla müttefik. Adalarda yaşamaya yabancı. Çünkü karasında yaşama problemleri var daha birçok. Yani urbanization denen problemleri Türkiye'nin çok yoğun. İki tane büyük adası var. Oralarda hayatı tam tanzim etmemiş. Ama bu adaları, 152 ve üstündeki adayı Lozan'ın 6 ve 16. maddesinin modern yorumu, Uluslararası Adalet Divanı yorumuna göre Türkiye'nin eline döneceğinde hiç şüphe yok. Ama Uluslararası Adalet Divanı'na bir konuyu götürmek için hazırlığı var Türkiye'nin. Ama muhatabımız diyor ki, benim seninle böyle bir sorunum yok diyor. Ayrıca Adalet Divanı yetkisini tanımam diyor. Şimdi siz ne yapacaksınız? Yani güç mü kullanacaksınız? Bu sorunun çözümü Adalet Divanı'na kaldıysa zaten adalar gitmiş. Ama bu şunda ben de şurada o zaman. Adalet Divanı'na çözeceksiniz. Şimdi silahlandırma durumu var. Silahlandırma olmasa belki. Silahlandırmış adalar ayrı bir konudur. Bu konu ayrı bir konudur. Şimdi ama bakın. Ben sizin aynı çerçevede sizin gibi paradigmanızı yıkmak için şu örneği vermek istiyorum. Şimdi dünyada Kıbrıs gibi bölünmüş ve bir adada birden çok ulusun yaşadığı 46 tane örnek devlet var. Peki bizim işgal altında olduğumuzu düşündüğümüz adalar durumu ne? Bakın birkaç tane sayayım. Güney Çin Denizi'nde Spratly ve Paracel adaları var. Vietnam, Çin, Tayvan arasında büyük mücadele var. Evet.
Geçmişi 1951'e gidiyor. Doğu Çin Denizi'nde Senkaku, Liaoyu adaları var. Çin-Japonya arasında. Geçmişi 100 seneye gidiyor. Basra Körfezi'nde Abu Musa, Büyük Tom, Küçük Tom adaları var. Geçmişi 100 sene önce, 71'den beri işgal altındalar. Güney Kuril adaları var. Rusya, Japonya arasında. Peki örnek Havar adaları var. Peki yani onu biraz bunları kayda geçmesi için söylüyorum. Basra'da Katar ve Bahreyn arasında. Tokta Tokashima adaları var. Doğu Çin Denizi'nde Güney Kore ile dev Çin arasında. Sipadan Ligadan adaları var. Malezya ile Endonezya arasında. Yakın zamanda Adalet Divanı tarafından çözümlendi. Adalar Malezya'ya verildi. Şimdi bu adaların tamamının özelliği bizim Ege'deki adalarla ilgili sorunlarımız özellikleriyle aynı. Case'lere bakıyorsunuz tamamen paralel. Peki onlar niye savaş yapmıyor da biz savaşa gidelim? Hayır hocam biz savaş ben anlatamadım. Yani haber bile olmuyor bizde. Biz 15 gün sonra orada Yunan generalleri Milli Savunma Bakanı'nın bizim burnumuzun dibindeki Türk adasında kuzu çevirdiğini 15 gün sonra Yunanistan'ın Genelkurmay Başkanı Milli Savunma Bakanı tweet atınca öğreniyoruz. Yani bu hayır ama zaten ada başkasının egemenliği altında değil ama kullanımı altında. Siz adanın karasuyuna giremiyorsunuz. Nereden haberiniz olacak ki? Yani ben, içeride olan bitenden... O daha vahim hocam. Ama daha şimdi vahim. Öyle. Ama öyle. İnsansız hava aracı yaptığımız yok bir dönemde... Yok buna gerek bu yok. Kadar buna gerek yok. Peki. Bakın uluslararası hukuk şunu onu diyor. Alayım o zaman. Son cümle. Bu son cümle. Böyle adalarda bir takım ülkelerin tarihsel hakları iddia etmeleri, fiili durumlar yaratmaları, karşı tarafına itirazı olmasa bile, ki ben size söylüyorum 96'dan beri yazılmış 10 kitap benim kitaplığımda var. Karşı tarafın itirazı olmasa bile ancak 200 yıl sonra sonuç verir diyor. Peki siz bunu bu nesile mi çözdüreceksiniz, gelecek nesile mi çözdüreceksiniz? Bekleyelim bir diyorsunuz. Bir karar verin. Peki. Sayın Rafet Asıntaş buyurun. Yani, reklam var mı? Reklamı ben siz konuşurken nerede vereceğimi çok iyi biliyorum. Şimdi çözüm odaklı konuşacağız ya evet. Bu bölümde öyle yapalım. Geçen hafta program yapamadık. O zaman dile getirecektim ben. Şimdi Suriye sorunu nasıl çözülecek? Nasıl olur? O koridor ne olur? Ne biteri? Hemen toparlayalım bir. DEPKA failde 28 Ocak 2017'de bir harita yayınlandı. ABD'nin güvenli bölgeleriyle ilgili. ABD'ye bir bölge verilmiş Fırat'ın doğusunda. Fırat'ın batısında Türk nüfuz alanı, Akdeniz kıyısında Rus nüfuz alanı, Ürdün sınırında, Suriye sınırında, Suriye'nin güneyinde yine ABD nüfuz alanı DEPKA fail tarafından basıldı. DEPKA fail biliyorsunuz Mossad'ın sesidir. İsrail'in psikolojik harekat yaptığı, yönlendirdiği, bir konuyu gündeme getirmek istediği zaman kullandığı bir enstrümandır. Rusların çatışmasızlık bölgelerini Astana'da karara bağlatıp 3 garantör ülkeyle İran, Türkiye ve Rusya arasında imzalattırdıkları haritaya da baktığınızda buna karşı bir tedbir haritası olarak örtüştüğünü görüyorsunuz Sayın Atay. Şimdi o çatışmasızlık bölgeleri yukarıdan başlıyorsunuz Halep'ten ve üstünden o bölgeden İdlib'den başlıyorsunuz. Lasken'in de belli bölgelerini alıyor. Aşağıya kadar Dera'ya kadar Şam'ın da doğusu olmak üzere çatışmasızlık bölgeleri ilan ediyor. Çatışmasızlık bölgelerinin sınırlarında da güvenlikli bölgeler oluşturuluyor ve bu güvenlikli bölgeler de garantör ülkelerin desteğiyle korunacak. Ve hatta bir ileri aşamada diyor ki Ruslar akıllı da bir öneri getirdiler. Burada sivil yaşamı destekleyici tedbirler alınacak ve başka ülkelere giden göç dalgası geri çekilecek. Bakın Türkiye bunun peşinde gitmeli. Bu çok doğru bir çözüm önerisidir. İşte o biraz önceki endişeleri de belki giderecek bir çözüm önerisidir ama Rusya'ya da güçlü bir nüfuz alanı kazandıracaktır. Şimdi Mustafa Bey çok güzel söyledi. 10 bin kilometre öteden niye geldiler? Biz niye müdahale olmayalım diye. Şimdi ABD dünyanın her tarafında zaten o 11 uçak gemisi filosuyla dünya ticaretini, siyasetini kontrol eden bir ülke. Buraya gelmesine niye geldin diyecek bir durumda dünya yapılanması yok. Her tarafa maşallah yetiyor. Rusya'da Karadeniz'in güvenliğini Akdeniz'den sağlamak, Akdeniz'deki kazanımlarını güçlendirmek, askeri ve siyasi kazanımlarını ve bölgedeki doğal kaynak çıkış noktalarını kontrol edebilmek, boru hatlarını kontrol edebilmek, belki bu üretim havzasında pay kapabilmek ve Çin'in de bir kuşak bir yol projesinde bölgeye el atmasıyla beraber güçlü bir yapı oluşturmak için geldi. Herkesin bir gerekçesi var. Şimdi Sayın Kutluk doğal olarak soruyor. Biz Fırat Kalkanı Harekatı'nı baştan beri destekleyen bir ekipteniz.
bunun yapılması gerektiğini ifade ettik ama bitişini hiç onaylamadık. Bitiş açıklamasını onaylamadık. Askeri politik hedeflerinde yalpalama olmaması gerektiğini söyledik. Askeri hedeflerinde de noktaların verilmesinin yanlış olduğunu ifade ettik. Membiç'e gidemedik mesela. Türk Silahlı Kuvvetler tarihinde gidemediğiniz bir hedef olarak kayıtlara geçmiş görünüyor şu anda. Bunların hata olduğunu da söyledik. Ve sonrasında ne yapılması gerektiğini de şöyle ifade ettik. Dedik ki bölge ilelebet senin toprağın olarak kalmayacak. Böyle bir şey yapamayız. Suriye Devleti'nin toprak bütünlüğü savunulacak ve Suriye Devleti'ne teslim edilecek. Bizim için doğrusu bu zaten. Duvar mı örüyoruz? Ondan sonra ne yapıyorsak? Evet, ortaya koyalım. Karşılıklı birbirimizin toprağımızda gözümüz olmadığını ortaya koyalım. Ama Afrin'i de vurguladık. Koridorun denize çıkış hattı Hatay'ı, Mersin, İskenderun'u tehdit eder dedik. Bu sözümün arkasındayım ben hala. Fakat bu koridor İsrail projesidir. Büyük İsrail kurma projesidir. Ya da Katar doğalgazının geçişi için böyle uluslararası sermayenin hepsinin nem alınacağı bir projedir. Boru hattı projesi için. Rusların bile bunu kendi faydalarına dönüştürme çabalarını çok aşikar gözlüyoruz. Afrin'deki irtibat ofiste dahil. Hiç platonik aşk yaşamaya gerek yok hiçbir ülkeyle. Biz kendi menfaatlerimize bakmak durumundayız. Bölgeden bir süre sonra sıyrılmak zorundayız Sayın Ata. Sıyrılmak zorundayız. Bizim Ege sorunumuz var. Gerçek sorunumuz o bizim. Bizim Yunanistan'la görülecek hesabımız var Ege'de. Hiç öyle Uluslararası Adalet Divanı'nda oyalanacak zamanımız da yok. Bilmiyorum. Ben biraz farklı düşünüyorum. Siz de çalıştınız o bölge üzerine. Ben de yaklaşık 10-15 yıl o bölgeye verdim büyük enerjimi. Biliyorum konunun ne olduğunu. Çin, Güney Çin Denizi'nde Uluslararası Adalet Divanı'nı mı bekleyecek? Yani güçlü olan vurup kazanıyor. Dünya böyledir. Ve size karşı bir haksızlık var. Aydın Kuşadası toprağında adamlar kuzu çeviriyorlar. Doğru söylüyorsunuz. Bırak kuzu çevirmeyi. Afiyet olsun ama size yönelik taarruz senaryoları... Niye kuzu yiyorlar? Onlar sivil. Size yönelik tatbikat senaryolarını taarruz senaryosuna dönüştürmüşler. Niye Aydın'ın toprağı? Onu söyler misiniz? Ben Aydın toprağı olduğunu okuyorum ama bunu anlamlandıramıyorum. Aydın neden toprağı, Yunan toprağı? Ben tersini sorayım. Aydın'ın toprağı niye Aydın? Yani mesela Bursa'nın niye değil de Aydın'ın? Türkiye Cumhuriyeti'nin toprağı olduğunu. Yani tabii onu kastediyoruz. Yani bunda bir şey aramanıza gerek yok. Aydın tapusunda buna ait kayıtlar var. Evet. Osmanlı'dan kalan. Türkiye'nin bütün Yunanistan'ın tapuları Türkiye'de. Bakın gerekirse onu da masaya yatırırız. Onu sonraki programda konuşalım eğer yerde Hatay tahmet ederse ama. Yeniden tüketeceğiz onu. Biraz da dengeli olmamız lazım. Bu bölgede öyle çocuklarımıza, torunlarımıza devredeceğimiz sorunlar olmamalı. Onlara çözüp de bırakmak zorundayız. Bizim acil sorunumuz Ege'dir. Tekrar ifade etmek istiyorum. Suriye değildir. Hayaller dediniz, haklısınız, hayal kuralım. Bence hayal yerine dinamik idealleri ortaya koyalım. Her ülkenin ideali olur. Bizim misak-ı milli idealimiz vardır. Bunu toprak kazanımı olarak bakmak zorunda değiliz. Etki alanı kurmak lazım. Çok defa dile getirdim. Yüce Atatürk'ün bir vasiyeti var, bir söylemi var. Türkiye Cumhuriyeti cihan şumul bir devlet olmayacaktır. Ekonomik bir devlet olacaktır diyor. Ya siz şimdi topraklarınız muhteşem bir coğrafyada oturuyoruz. Çok büyük toprağımız var. Üretim ekonomisine dönme adına ne yaptık? Biz gençlerimizin beyin göçüne dahil olmaması için ne yaptık? Bugün şimdi 19 Mayıs hazırlıkları devam ediyor. Bizim de evimizin yanında bir okul var. Dün akşam oturdum gençleri seyrettim. O kadar şeyler ki yani güzel eğleniyorlar, güzel hazırlanıyorlar, güzel şeyler yapıyorlar. Bu sanal kaotik ortamdan sıyrılmak istiyorlar. Düşünmek bile istemiyorlar artık. Bizim şu son dönemde yaşadığımız husus hayallerimizi falan da yok etti. Gençlerin hayalini yok etti. Hadi biz direniyoruz biraz da. Onların hayallerini yok etti. Kutuplaşma çok arttı. Cepheden bahsediliyor. Buna da bugün bir girmek istiyorum. İç cephede bütünlük, iç cephede bütünlük. Ya cephenin içi dışı olmaz. Hiç kimse kaybedilmemeli. Vatansever tüm insanlar, tüm topluluklar, tüm görüşler, çeşitlilik olabilir. İşte bakın düşüncelerde birleşmek zorunda değiliz. Çatışmadan üretim doğar, düşünce çatışmasından. O olgunluktaysak biz üretimi doğururuz. Ama bize ait üretim doğar. Milli olmalı, milli odaklı olmalı. Uluslararası dengeler konusunda yanlış anlaşılmasın bir önceki bölümde. Biz elbette milli menfaatlerimiz için yıllarca bunun için mücadele ettik. Hiç de geri adım atmadık. Görevdeyken de atılması gereken her adım atacağız. Elbette bize karşı kullanılan bir yabancı üs toprağımızdaysa sorgulayacağız. PKK'yı falan boş verin ama Sayın Kutluk dediği için söylüyorum. 15 Temmuz'daki rolü bile yeter İncirliğin sorgulanması için. Bunları tabii ki sorgulayacağız. Tabii ki yüzleşecek bununla ABD devlet yapısı da, Türk devlet yapısı da. Ama geçen hafta ben bir toplantıya katıldım. Bir düşünce kuruluşu organize etti Ankara'da. Iraklı bir düşünce kuruluşu da geldi.
İşte devlet temsilcileri de vardı. Cumhurbaşkanı temsilcilerine kadar, dışişleri temsilcilerine kadar bizim. Irak Büyükelçisi de bir konuşma yaptı. O Irak Düşünce Kuruluşu'nun temsilcileri, biri de emekli tümgeneral, bize dediler ki, siz dediler şimdi PYD'yi falan dile getiriyorsunuz. E dediler siz bunları kendi toprağınızdan Suriye'ye geçirmediniz mi ya dediler. Kimse cevap veremedi. Tabii Kobani'de. Yani şimdi bakın dış politikada bu kadar yalpalarsanız, bu kadar hatayı kısa süreye sığdırırsanız, bu Irak gibi bu savaş içerisindeki bir ülkenin bir düşünce kuruluşu devleti temsil ediyor. Sizin önünüze bunu getirir ve sizin ülkenizde misafir konumunda sorarlar. Açmaza sokarsın. Haçlı Şabi konusu açıldı. Dediler ki kardeşim Haçlı Şabi'yi biz kendi silahlı kuvvetlerimizin unsuru yaptık. Biz onu kontrol ediyoruz, devlet de kontrol ediyor. Siz ne söylüyorsunuz? Bizim iç işimize karışıyorsunuz. Şimdi Şengal'de. Mezhepçilik vurgusu yani yapıldı Sincan. Irak'la ilgili bizim cenahtan temsilciler tarafından. Yani Türkiye'yi temsil eden kuruluşlar tarafından. Emekli tümgeneral dedi ki ben Sünniyim dedi ya. Ben dedi Irak'ta en değerli yerlerde görev yaptım dedi. Bu bizim iç işimiz demeye getirdi. Şimdi biz eğri oturup doğru konuşmak zorundayız. El alemin sorunlarıyla meşgul olacağımıza, kendi sorunlarımıza dönmemiz gerekiyor. Birinci, bakıyorsunuz ya süre azalıyor dedi. Hızlı konuşmaya başlıyorum, stres yaşıyorum. Buyurun, buyurun. Var mı daha zamanım? Biraz alayım şimdi, ama bu sefer alayım biraz. Son 5 dakikamız kaldı çünkü tamam, Sayın Mustafa Yılmaz'ı da vereceğim ama o süresini biraz da evet, Sayın tamam, Deniz Kutlu'na buyurun. Yani 1-2 dakika daha. Peki. Şimdi Suudi Arabistan ile İran arasında büyük bir atışma var. Bölgeyi okuyarak önümüzü görelim. Arap cephesinden 2. Veliaht Prens diyor ki savaşı İran topraklarına taşımak durumundayız, taşıyacağız diyor. İran dedi ki Mekke Medine hariç yakarız. Yanar Suriye, Suudi Arabistan. Yani böyle bir kaotik ortam var. Trump, Dışişleri Bakanı, Savunma Bakanı hepsi hedefe İran'ı koydu şu anda. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gelecekteki kullanım alanıyla da ilgili o meşhur hani konuşmasında Silahlı Kuvvetler vurgusu yaptı ya. Bizim için ABD'nin hala sizden vazgeçmedik temasını öne çıkarmasının bir anlamı olması gerek. Buna uyanık olmalıyız. İran'la biz hiçbir zaman çatışmayacağız. Çatışmak durumunda da olmayacağız. Bakın duvar örülüyor. Bunu desteklememiz lazım. İran tarafı da destek çıktı zaten buna. Bu duvar konusu herhalde ABD Meksika'yı da kurtaracak. Bizi de kurtaracak herhalde. Keşke bu kadar masraf yapmadan yıllar önce duvar örseydik. Duvar örmeyeceğimiz tek yer Sayın Atay. O zamanlarda mayınlar var. Sayın Atay, duvar örmeyeceğimiz tek yer Batı Trakya ve Ege olacak bizim. Orada biz duvar ördürmeyeceğiz bile. Orada bizim haklarımız var. Bu çok, çok güzel bağladınız. Yani. Bu çok buraya. Önemli bakın. Ege'de yapmamız gereken işler var. Google Earth'ten böyle Ege'ye doğru dünya dışı bir varlık olarak indiğinizde bu adaların bu taraftaki yani onlara ait olmasını kabul etmek mümkün değil. Bu bir Falkland olayı değil. Bu başka bir şey. Ve bu tacizkarlığın hesabı mutlaka görülmek zorunda. Görülmüyorsa da biz sorarız. Niye görülmüyor? Niye Yunanistan'a karşı bir söylemimiz yok? Yani şu anda. Niye Çipras'la görüşüp de sadece FETÖ'cü askerleri iade edin dedik de bu konuyu açmadık. Ondan önemli konumuz yok mu bizim? FETÖ'cü askerleri gider alırsın gerekirse bir operasyona başka türlü. Her türlü şey yapabilirsin. Ama ya da almazsın ya da başka türlü her şey yapılabilir. Şimdi konusu değil buranın. Ama adalar önemli. Niye konuşmuyoruz ya? Ekonomik kriz yaşayan Yunanistan, bakın Avrupa'da da yükselen bir değer var. Rothschild ailesinin ülkelere yavaş yavaş el koyma konusu var. Bitireyim tamam. Evet. Fransa, Macron'la bunu ikilediler. Yunanistan birinci önceliği örneğiydi Tsipras. Macron'la ikilediler. Bu akım devam edecek. Büyük ihtimalle genç adayların başa getirilme akımı. Bu rüzgarı da nasıl kullanırız? Süre bitti. Şöyle şey yapamayacağız. Artık bir dahaki sefer inşallah konuşuruz. Ben son bir cümle söylemek istiyorum. Mustafa reklamlara girmedik ama. Mustafa Bey'e döneceksiniz ama. Bir şey söyleyeceğim. Uyuyamam yani söyleyemezsem şimdi. Şimdi dinamik idealler açısından önümüzdeki döneme şöyle damga vurabiliriz. Cepheleri iç ya da dış diye ayırmayacağız bundan sonra. Buna bir karar vermemiz lazım. Bütün vatanseverler bir arada olacak. Küreselleşme rüzgarının bilim, teknoloji, sanayi hamlesinden faydalanacağız. Siyasal etkisini reddedeceğiz ama Kemalizmi biz küresel hale getireceğiz. Küreselleşmeye katkımız bu olacak. Peki. Amerika'dan başladık bu görüşmeye ve çok böyle günlerdir haftalardır konuşuluyor. Amerika kullanma süresi, raf süresi bitinceye kadar herkesi kullanır. Amaç kullandırtmamak. Garip Irak'ın durumuna bakın. İran'la savaştırdı tahrik ederek. Döndü Küveyt'e yol açtı git ben karışmam dedi büyükelçisi. Arkadan hem adamın ülkesini aldı yaktı yıktı hem liderlerini astı bitirdi. Şimdi
İran'a dönüyor. İran'ı İran Gate'de zaten silahla destekliyordu. Şimdi ne oldu? Tekrar İran'la Suudi Arabistan'ı kapıştırmak istiyor. Körfez'de, Körfez ülkeleri Suudi Arabistan'da İran arasında gerilim çok uzun zamandır kaşınan bir konudur. Büyük Orta Doğu Projesi parçası olarak. Ama İran'ın bütün serveti, zenginleri de gider Birleşik Arap Emirlikleri'nde yerleşmiştir. Peki. Oradaki bankalarda. Yani Kemalizmi yaymaktan kastettim. Sakın istismar edilmesin o cümle. Atatürkçülüğü, o yurtta sulh dünyada barış, yurtta barış dünyada barış, barışta olmak üzere bilim, teknoloji ve üretim odaklı Atatürkçülüğü yaymamız lazım. Peki tabii. Anladım yani. Çok net anlaşıldı. Bir iki dakika kaldı. Yani son söz sizin ben daha süre kullanıyorum. Benim yapacağım hiçbir şey yok yani. Bu bölümde bence en fazla önemsediğim ve bölge açısından en tehlikeli olan şey bir Şii-Sünni çatışması. Gerçekten önemli Rakip Bey'in dediği. Bunun üzerinde ciddi uzun süredir yapılan bir çalışma var. Özellikle bir Sünni hilali, bir Şii hilali ve coğrafyanın özellikleri dikkate alındığında bütün İslam ülkelerinde Şii-Sünni nüfusun birbirinin içine girdiğini görüyorsunuz. Bağdat'ta bile neredeyse %50-50. Irak'ta da bir laboratuvar olarak kullanıldı. Bu ciddi anlamda da sonuç alındı. Biz bugün Irak'ta 2 milyon insanın hayatını kaybetmesinden bahsediyorsak bu laboratuvar çalışmasının sonucudur. O zaman şu, tehlike neredeyse çözüm oradadır. Veya bu bölge açısından en zayıf halka neresi, orayı güçlendirmek zorundayız. Ben burada o kadar çok ittifak konuştuk. İşte Rusya ittifakı, Amerika ittifakı, hocam Adalet Divan'dan Avrupa ile ilgili bir ittifak. Sonuçta bütün ittifaklarla bir temasımız var, bir iç içe geçmişimiz var. Ama konuşamadığımız bir tek ittifak var. İslam ülkelerinin oluşturabileceği bir ittifak. Bunun çözümü, ben mesela D8'ler, yani burada rahmetli anmak istiyorum Necmettin Erbakan, o zor şartlarda 97'deki iktidarında D8'lerdi. İçinde İran'ın da olduğu, Türkiye'nin de olduğu tek oluşum. Evet. O zaman bir çözüm iklimi olabilir. Neden bugün her türlü Amerika'ya gidiyoruz, Rusya'ya gidiyoruz, her yere gidiyoruz ama bunu bir sağlıklı bir zemin olarak değerlendirebileceğimiz, bir iklim olarak değerlendirebileceğimiz D8'leri. Hemen denebilir ki D8'ler çok fazla şey bitirdi bir cümle. Çünkü evet. Bir cümle. Kapatma. Ben Avrupa Birliği, 1945'te Avrupa'da taş üstünde taş kalmadı. Bütün ülkeler birbiriyle savaşıyordu ama 1954'te Avrupa Ekonomik Toplumu'nun temelini attılar kömür birliğiyle. Biz bugün bunu gündemimize almazsak yarın hiçbir zaman bir araya gelemeyiz. Bir günde teorik olarak tartışırız. Yani gerçekten çok verimli ve güzel bir program olduğunu düşünüyorum. Bütün konuklarımıza teşekkür ediyorum. Her biriniz çok çok ayrı bilgi ve bize aynı zamanda öngörü de kattınız. Çok teşekkür ederiz katıldığınız için de. Evet, Başkent Kulisi bu hafta aslında Erdoğan Trump'tan bütün dünyayı, Türkiye'nin dış politikasını konuştu. Bundan sonra olacakları biraz daha öngörmeye ve çözümü de konuşmaya çalıştık. Haftaya tekrar görüşeceğiz. Yeni bir Başkent Kulisi programında daha buluşmak üzere. Herkese iyi akşamlar diliyoruz. Her Başkent Kulisi'ndeyiz. Hepiniz hoş geldiniz. Bizim Suriye'nin toprakları. Biz bu cumhuriyeti mücadeleye devam edeceğimizden kimse düşünmez olmaz. Darbecilerle aynı çizgiye düşmek demek. Atmasını da genel olarak da çok önemli değerlendirmeler.